Merhaba sevgili Üçüncü Göz Medya takipçileri. Bugün 1 Şubat 2023. Yani 2023'ün ikinci ayının birinci günündeyiz. İlk günündeyiz çünkü Orhan Gazi uzun süredir size Orhan Gazi'deki eksiklikleri, yanlışlıkları konuşuyoruz. Aslında bilirsiniz biz hep isteriz ki Orhan Gazi dünyanın en kaliteli sofralık zeytininin ve zeytinyağının üretildiği Orhan Gazi diye bütün sohbetlerimize başlarız. Orhan Gazi zeytiniyle, zeytinden doğan güzellikleriyle anılsın istiyoruz ama maalesef bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Cinayetler, şunlar, bunlar. İşte şimdi onları nasıl geride bırakacağımızın bir yayınını yapacağız bu akşam. Türkiye'de ben şimdi soracağım hocama, yayın öncesi sordum, herhalde 3 ilçe yapabilmiş ama bu kadar kapsamlı yok. Yine Orhan Gazi şampiyon oldu. Yine Orhan Gazi lider oldu. Yine Orhan Gazi öncü oldu ama işte o öncünün ana mimarı, Dünya Gazetesi yazarlarından Rüştü Bozkurt hocam bu akşam konuğumuz, sevgili Muharrem Değirmen'le. Muharrem Bey bu akşam daha çok çapraz ateş yapacak, ben daha çok edebi yayın yapacağım. Beklenen eser çıktı bu akşam. Orhan Gazi'nin dünü, bugünü, yarınını konuşacağız. Şimdiden emeği geçen herkesi gönülden kutluyoruz. Bu akşam sanat konuşacağız. Bu akşam gelecek konuşacağız. Bu akşam umut yeşerteceğiz. Baharı anlatacağız size. Nasıl Orhan Gazi'nin köklü medeniyeti var? İşte hocam karış karış gezdiler. Bunları ele aldılar. Bu akşam bunu konuşacağız. Onun için sizden istirhamım, lütfen sıcacık çaylarınızı içerken, belki 2 saat sürer yayınımız, hiç problem yok, çaylarınızı demleyin ama yayını da paylaşarak bu güzelim Orhan Gazi'mize sizin de böyle bir katkınız olsun diyoruz. Hocam, hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bu beyefendiyle tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz efendim. Merhaba, siz nereden geldiniz? Dünya Gazetesi değil. Nasıl bir ekonomi? Öyle mi? Önceden Dünya Gazetesi değişti ya. Değiştik mi? Öyle bir tarihsizlik yaşandı. Tatlı olduğu gibi. Şey geç, nasıl? Yeni bir gazete çıkarttılar. Ha, geçen zaten değerli üstad da gelmişti. Evet, çok çok da iyi oldu. Aynen, böyle bir anlaşma oldu. Düzeltelim. Vallahi ben adliyelerden sizdaki gazeteleri takip ediyorum. Her yerde oluyor bu, yani şey değil. Normal. Hocam gelir gelmez şiirlerle geldiniz. Ben istiyorum aslında bir şiirle başlayalım ki nasıl bir edebi çalışma yapacağımızı da görmüş olsunlar. Uygun mudur hocam? Şimdi olur. Ben buradan zaman, Ergün abime de selam olsun. Zaman, gündüz Ergün abiye şiir okuyormuş. Şimdi herkese şiir okuyacak hocam ya. Şiirde, şiir demeyeceğim çünkü şiir dersem şey gibi, Nazım Hikmet gibi, Necip Fazıl gibi şeylere, şairlere karşı ayıp olur. Tamam, onlar da Rüştü Hoca gibi şiir yazamamışlardır hocam. Benimki manzum. Manzum olduğu eyvallah için. Eyvallah hocam. Şöyle bir evvela bütün seyircilere iyi akşamlar, sağlıklar diliyorum. Benim babam okumam için beni köyden müthiş soğuttu. Babam bana köyle ilgili her şeyi kötüledi. Ben 30 yıl benim doğduğum köye gitmedim. Bizimkiler Artvin'den göç etmişler. Tokat'ın Erbaa'ya yakın ama Niksar'a bağlı bir köyünde, büyük bir köy. Babam köyde her şeyi, köyden kurtuluşu bana terkin etti. Bursa Eğitim Enstitüsü'nü bitirdim 1963 yılında. Öğretmen oldum. Eskişehir'e çektim tesadüfen. 30 yıl köyüme hiç gitmedim. Bir ara rahmetli Recep Yazıcıoğlu, şeyde Erzincan'da vali, benden bir konferans istedi. Arabayla gittim. Tabii bizim köyün 4 kilometre yanından geçiyor yol. Ama gene vuramadım ben. Babam Eskişehir'de öğretmen yaptığım için oraya geldi, esnaflık yapıyor. Salamura üzüm yaprağı satıyor ve ondan geçiriyor. Yaprakçı Ahmet Ağa, bütün Eskişehir'de herkes tanıyor, Almanların özellikle. Babam nereden geliyorsun dedi. İstanbul'a geçerken babama da uğradım da bir geleyim dedim. Dedim ki baba, Erzincan'dan. Bana döndüm. Dedi ki oğlum, köyün yanından geçtin değil mi? Dedi. Evet dedim baba. Oğlum dedi, hiç hayatta nasihat vermedi, etmedi babam bana. O gün dedi ki, oğlum dedi, topraklara ve kurumlara küsülmesin. Oo. Evet. Babam topraklara ve kurumlara küsülmez deyince ben anladım. Çok mahcup oldum. Bir ay sonra yine Ünye'de bir konferans var. Ona gittim. Mehmet diye bir sürücü arkadaşım var. Şişecam'da genel sekreterim o zaman. 24 sene yaptım ben o işi çünkü.
Mehmet dedim buradan şeyden gelin Niksar üzerinden gidiyoruz dedim. Köye gitmek ama bir ay ışığı gece saat olmuş 12. Müthiş bir ay ışığı. Köyün kenarına geldim Mehmet sen burada uyu dedim. Yanımda bir mühendisi var arkadaş var. O hayvan otlattığım bütün yerleri gezdim. Bütün köyleri gezdim. Gezdikten sonra geldim kimseyi uyandırmadan Erbaa'ya indim otelde. Yattım fakat uyku tutmadı. Köyü anlatan, özlemimi anlatan o şeydeki onu size bir gelecek şeyle de günlerde bir program yaparız söylerim. Haftaya bir şey yazdım. Destan yazdım. O destanı orada yaşamış da okuyup da ağlamayan hiç kimse olmadı ama benim bir halam var adı üstünde Deli Pato. Denemle bize böyle kısaltırlar ya. Salaya pipi. Bibi deriz. Bibi. Tamam, bibi de ne abi. Ha. Ben kapıyorum. Ha, bibi deriz. Orada köyde bir yabancı gelin okuyor. Köyü bilen bir konu. Yakın köyden ağlıyor. Görünce bunu diyor ki ne ağlıyorsun diyor. Diyor ki Rüştiyan'ın oranın ağzıyla. Rüştiyan'ın şiirini okudum da ona ağlıyor. O da diyor ki ne diyor onun şiirini ağlıyorsun. Köyü diyor seviyorsa kendi gelir diyor. Paraları cehenneme mi götürecek diyor. Tabii köylüler bunu hemen ihbar ederler. Bana ihbar ettiler. Dediler ki böyle böyle bir bin diye. Gemlikte bir kızı var Bedriye diye. Selam olsun. Bedriye'ye dedim ki bir anana bir mektup yazdım götüreceksin ama bizim köyün ağzıyla okuyacaksın. Şöyle bir bibime şöyle bir mektup yazdım. Pato bibim haber salmış. Özlediyse köye gelsin. Dünya kimseye kalmamış gelsin de gönlünce yaşasın. Ne desem ki bibime ben onu çok severim ezelden. Bir kere koptu bu yerden özlesen de gidemezsin. Süt sağardık bizim evde. Yemek yasak da nedense. 30 hayvanın peşinde neden vardık bilemezdim. Bahçemizdeki meyveyi, sarı kızı renk elmayı, kireçlikteki tarlayı özlemeden edemezsin. Biliyorum bibim aklı. Farklı olur insan aklı. Hayat çok farklı duraklı. Dilesen de varamazsın diye bir şey yazdım. Dedim ki bunu oku annem bakıdan ağlamazsa dedim. Ben bir de başka yazacağım dedim. Götürdü ve diye kulaklar içindesin. Abi dedi ikinci şeyi de dörtlükte koyverdi kendini dedi. Böyle bir bilimle hakkım var. Bir bilimle hakkım var ama bunlara tabii şiir demek doğru olmaz. Hakikaten bunlara şiir dersek büyük şairlere karşı ayıp etmiş oluruz. Bunların benim duygusal manzum ifadelerim. Sen de kalsın. Onun için yalnız size teşekkür ederim. Örneğin yemek masalarında eskiden bir şiir okurduk. Evet. İçki masası olması şart değildi. Yani sohbet masası oldu. Yemek karın doyurma değil de sohbet masaları olduğu zaman şiir okunurdu. Maalesef şimdi gençlerde şiir okunmuyor. Bir başka tehlikeyi daha sohbete girmeden söyleyeyim. Orhan Pamuk'un İtalya'da en önemli gazetelerinden birinde çok güzel bir yazı çıktı. Kısa mesajla iletişim kurarsınız ama asla düşünce geliştiremezsiniz diyor. Maalesef düşünce geliştirilemeyen bir aşamaya doğru hızla gidiyoruz. İnsanların dikkatlerinin 20 dakikadan 4 dakikaya indiği bir devredeyiz. Onun için bu kitabı da nasıl anlatacağım diye bayağı merak ediyorum. Sıkıntı yok hocam. Ben şimdi kitap sağ olsun Ergün abim gönderdi. Bu akşam da Rüştü hocam imzalayacak. Kitabı inceledim ama okumak için böyle sakin kafaydı. Ben şimdi kitaba yönelik özelliğim odur. Yani kitaba vermem lazım kendim yoksa saygısızlık görürüm bir emeği. Ama sevgili Muharrem hemen ilk günden altını çize rahmeti Demirel'dir şimdi üstünü çizelim. Onun için ben önce sevgili Muharrem'e bir soru yönelteceğim. Ondan sonra hocama dönüş yapacağım. Sevgili Muharrem... Kitapla ilgili ilk izlenimin nedir? Onu alalım. Ondan sonra hocam bize kitabın serüvenini anlatacak. Kitap nasıl başladı? Onu anlatacak bize. Öncelikle hocam Ergün abi, Erol Başkan kitapla ilgili geldiklerinde, ziyaret ettiklerinde ben gerçekten heyecanlandım. Çünkü Orhan Gazi ile ilgili sen de belirttin böyle bir çalışma yoktu. Olsa bile Orhan Gazi için yapılan her eser, her çalışma çok çok önemli. Çünkü kendim yaptığım için biliyorum, arşivlerde 70'e dönerlik Orhan Gazi ile ilgili birçok çalışmaya ulaşmaya çalışıyoruz. Hocamın yaptığı da gelecek adına gerçekten çok önemli bir kaynak, çok önemli bir eser. Bundan 100 yıl sonra 2023'ün Orhan Gazi'sini, tespitlerini dinleyecekler, edecekler. Gerçekten ben bir solukla bitirdim kitabı. Öncelikle
Kitabın kağıdına ben hayran kaldım. Baskısı. Kağıdı gerçekten muhteşem bir kağıt seçilmiş. Kitap okuyanlar bilir. Sayfayı çevirdikçe insanın çevirisi gelir. Kağıt güzel oldukça. Ben grafiğini yapan gazetenizin grafikeri Ali Bayram. Teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten muazzam bir grafik ve çalışma olmuş. Özellikle ara başlıkları, ayraçları dikkat çekecek ve modern çizgileri barındıran bir tanım olmuş. Kitabı okudum. Kitapta birçok şey dikkatimi çekti. İlerleyen bölümlerde değiniriz. Benim kitapta izlenimlerim bunlar. Emeğinize sağlık. Şimdi hocam şiiri okuttuk. Kitapla ilgili değerlendirmeyi de aldık. O zaman şimdi hadi gidelim serüvene. Nereden çıktı? Tamam şunu biliyoruz. Rüştü hocam Orhan Gazi'li. Yani evet Artvinli, evet Eskişehir'de, evet İstanbul'lu ama Rüştü hocam bir yönüyle de Orhan Gazi'lidir. Bunu Orhan Gazi'ler artık kavradılar ve bilhassa Ticaret ve Sanayi Odası'nın seminerlerinde, etkinliklerinde Rüştü hocam artık bizim ötemize geçti. Yani gerçekten bizim ötemize geçti. Hatta bazen daraldığınızda bir Mesnevi'nin bir hikaye anlatmasıyla salonun bir anda dirildiğini görürsünüz. Dolayısıyla burası tamam. Ama böylesi bir eser nereden çıktı? Kimin fikri? Kimler nasıl bir yolculuk aldı? Eser nasıl doğdu? Bunu alalım ondan sonra yavaş teşekkür ederim. Gerçekten, gerçekten çok güzel bir soru. Sebebi şu. Bu Orhan Gazi'de Ergün'ün ilk başkanlığından beri programları düzenlerken ben yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlara. Sağ olsunlar onlar da bunu her zaman istiyorlar benden. Ergün'ün zamanında da ondan sonra da işte önde gelen fabrikaların müdürleriyle buradan işte Sibel Hanım'la olsun Asıl Çelik'in genel müdürü bizim eski benim çalışma arkadaşım Osman Bey'le olsun diğer arkadaşlarla oturuyoruz. Oturuyoruz onlarla sohbetler ediyoruz. Sohbet toplan. Onlar genellikle bana 2-3 ay evvelinden bir ekonomik konu veriyorlar tematik olarak. Diyorlar ki bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Onlar kendi ihtiyaçları olan konuları. Ben onları anlatıyorum. Sorguluyoruz ekonominin, dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi nereye gidiyor derken her toplantının sonunda Ergün'le Erol'at ikisinden ya bizim Orhan Gazi'yi geliştirmek için ne yaparız diye masaya geliyor. Böyle. Erol hatırladın da geliyor. Ergün. Özellikle Ergün bunu her toplantıda açar. Erol da açardı ama ikisinden sağ olsunlar. Sonunda en sonunda dedim ki ya kusura bakma ya bu sofra şeyde çözülmez. Sofralarda çözülme bu işi dedim. Niye dediler? Benim tecrübem şudur. Saha çalışması yapmadığım işe inanmam ben dedim. Türkiye'de maalesef veri yok çünkü. Kanuni Sultan Süleyman şeyin kitabında var, Halil İnancı'nın kitabında. Viyana'dan döner dönmez bütün ülkede envanter yaptırıyor. Türkiye'de maalesef bu bugünkü iktidarın sorunu değil. Bütün dönemden bizim verilerimiz, envanterlerimiz yok. Ben dedim şey yapma, saha çalışması olmadan olmam. Eğer dedim sizin niyetiniz ciddiyse sizden rica ediyorum. Ergün'e döndüm dedim ki bak bunun ciddi bir maliyeti olur. Ben İstanbul'dan götüreceğim. Ben para almam. Ama buraya geleceğim her hafta. Bunun araba parası para eder. Falan dedim. Ondan sonra bunu hem Mazur de bir teknik de kısmı var deyince Ergün dedi ki Ergün Efendi oğlu için kastediyorum sağ olsun. Kaç lira olursa olsun ben vereceğim dedi. O masada son masada. Allah razı olsun. Erol Atır da dedi ki ya teknik olarak da ne gerekiyorsa ben yapacağım dedi. Şimdi tamam. Böyle deyince dedim ki siz böyle deyince bana bir başka söz kalmaz. Böyle başladı olay. Ama dedim ki bakın şeye de uyacaksınız. Disipline de uyacaksınız. Ben sonunda şeye dedim. Tabii Erol Bey'in farklı şeyleri oldu. Belli bölümde kendi özel işleri için katılamadıkları oldu ama başlangıç kısmında bize destek verdi. Ergün Efendioğlu. Bu kitap başlangıç gününden son gününe kadar. Evet. Hiçbir toplantının disiplinini bozmadı bu bir. Bundan çok memnunum. Yani bu kitabın ortaya çıkmasında bilmiyorum. İkincisi şu. Her ikisinden de rica ettim. Bakın hatır gönül asla olmayacak. Asla karnımızda laf olmayacak. Üçüncüsü dedim ki bu kitapta kim isterse bu toplantılara katılacak. Bu toplantıların hiçbir gizli yanı olmayacak. Kim isterse toplantıları. Üç, dedim ki burada asla günlük politika
buraya sinmeyecek, günlük politik olmayacak. Onun için bütün siyasi partilerin ilçe başkanlarına gitmeliyiz, bütün derneklere gitmeliyiz, bütün kırsal kesim muhtarlarına gitmeliyiz ve bütün şehirde kanaat önderlerini dinlemeliyiz ki ortaya bir ortak akıl alalım. Yoksa bizim ön yargılarımızda, yerleşik doğrularımızda, kalıp düşüncelerimizde, kör inançlarımızda ve ezberlerimizde iyi bir eser çıkmadı ortaya deyince sağ olsunlar her ikisi de büyük bir gönül desteğiyle, büyük bir sabırla randevular zamanında alındı. Her çarşamba geldik. Ya eğer yanlış hesap etmiyorsam 104 tam gün çalıştık. Evet. Ortalama olarak hesap ediyorum. Kaba rakamlar bunlar. Tabii birebir yazmadım ama 1500'ün üstünde insanla mutlaka karşılıklı görüşmüş olduk. Yani çok 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi öyle ki toplantılar oldu ama oldukça geniş tabanlı görüştük. Bir de başka bir şey yaptım. Örneğin zeytin bölümünü yazdıktan sonra zeytin bölümüyle ilgili zeytincilerin önde gelenleri adını anacağım. Çünkü Cumhur Celal gönderdiğim zaman geri döndü. O tek arkadaşlar da dönseydi herhalde merak şey yapardım. Çok daha zenginleştirirdim. O döndüğü için bugün kendisine teşekkür ettim. Geri dönmek istedim. Sebebi şu. Ben şey değilim ki zeytin uzmanı değilim ki dışarıdan bir gözlemciyim. Dışarıdan gözlemci olarak hata yapmam. Biz size bir şey söyleyeceğim inanmayacaksınız belki. Bugüne kadar herhangi biriyle röportaj yaptığım zaman o röportajı yayınlamadan önce kendisine göndermeden muhatabıma asla yayınlamadım. Ta Eskişehir'de çıkarttığım Son Olay gazetesinden başlayarak. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Ben o adamın kendi sözümü söylememezlik etmiyorum. Ya bu tarafı benim hoşuma gitmedi diyorsa ama benim hoşuma gitti diyorum ona. Onu ikna ediyorum ama söylüyorum. Bu benim bir ilke. Yani yayıncılıkta ilkem. Sebebi şu. Adamın subjektif niyetlerini ölçmek istemiyorum. Niyeti ölçmüyorum ki. Ben onun ne mesaj verdiğini ölçmeye çalışıyorum. Mesela yarın ben Düzce Belediye Başkanı yarınki gazetede çıkacak. Gittiğimiz zaman Düzce Belediye Başkanı ilk projesiyle bizim beraber değerlendirme yaptıktan sonra projesi %100 değişti ama daha sağlam bir temele oturdu. Çok da beğendim adamı, eski Sanayi Bakanı arkadaş. Dedi ki ya hakikaten dedi benim fikrim de bu, yani bunu böyle sorgulamalıyız dedi. Bu taktikte giderek bu kitap hakikaten herkese açık. Muharrem arkadaş çok iyi bilir. Defalar. Bir katkı yapayım. Kitabın taslağı bittiğinde dosya halinde bir gün Ergün abi aradı beni. Hocam dedi kitabı bitirmiş. Kitabın tamamını incelemek üzere yolladı. İşte bak herhangi bir katkı sunulur mu diye. Hiçbir kolay kolay kitap yazan ya da hiçbir yazar kitabına kimsenin müdahale etmesi. Tehlikelidir o. Tabii. Size çok konuda, size konuda çok açık oldunuz. Teşekkür çok, ediyorum. Bakın burada konuda bir şey anlatayım. Benim Ergün biliyor, Eskişehir'in çok önemli bir belediye başkanı vardı, Selami Vardar diye. Bu arada arkadaş iki dönem belediye başkanlığı yaptı şeyde, Eskişehir'de. Bir gün bana vasiyet etti. Dedi ki bunu yapsan sen yazarsın, benim bir kitabımı yaz. Adam öldü. Hı hı. Aradan zaman geçti. Ben Eskişehir'e gittim. Kocaşehir'in abisi Selami Vardar diye bir kitap yazdım. Ama kitabı başlarken 20 kişiye sordum. Dediler ki ya işte 150 sayfa 50 sayfa ailesine yaz. 50 sayfa arkadaşların 50 sayfada kendin yaz. Dediler tamam. Ben de hoşuma gitti. Ben de 50 sayfa 150 sayfayı geçen bir kitap yazdım. Bir hatıra kitabı. Ama dedim ki ya bu olmadı şimdi. Bu o 20 kişiden başka bir 20 kişiye sorayım kitabı. 20 kişi daha topladım. Bak birden bir emekli öğretmen arkadaş Abidin Cura diye bir emekli öğretmen arkadaş dedi ki bana, herkese de fotokopi yaptım, 20 tane verdim o kitabı. Bu kitap olmamış dedi. Yazı bitti kitap, baskıya girecek. Niye dedim Abidin abi? Dedi ki ya dedi, senin için diyecekler ki baba, Selami Vardar'la baba oğul ilişkisi vardı. Ailesi için diyecekler ki aile ilişkisi var. Efendim öteki arkadaşlar da bunlar zaten samimi arkadaşlar diyecekler 15 kişi. Bu kitap subjektif bir kitap olacak. Böyle kitap olmaz dedi. Hmm. Öyle mi? Aldım topladım ellerinden kitapları, gözünün önünde çar, tür, yırttım kitapları. Yırttıktan sonra gittim oturdum. Ne yapayım? 50 tane insan konuşturdum. Bunlardan ondan yana 15.
tam karşısında olan Adalet Partisi'nin il başkanı, onun başkan yardımcısı, şoförler evet. derneği başkanı gibi tam karşıtı. Onun en çok eleştirmiş olanları yazdım. Kitap bitti, yayınladık. Bana kim okuduysa, bunu çok sayıda da insan okudu. Kim okuduysa şunu dediler. Ya bu kitap çok akıllıca tasarlanmış. Niye? Öteki tarafı dedik ki bu zaten onun adamı. Evet. Ama dedi, adını da vermem şimdi ayıp olur. Dedi ki ya bu adam bunu yazdıysa onunla kavgasını evet. biliyorlar. Şimdi bunu da şunu demek istiyorum. Dostu övmek kolay. Bir düşmanı öv de yiğitliğini o zaman göreyim. Harika. Ya onun için aynı şey. Peki yani. O zaman sorayım hocam, kitap oldu mu? He? Kitap oldu mu? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben bir şeye inanıyorum mutlak olarak. Bir şeye oldu tamam dedim demek yok. Çünkü insanoğlu eksikli bir canlı. Mutlaka kusurları vardır hocam, kitaplar. İkinci baskıda, üçüncü ya, baskıda, yok. Onuncu baskıda. Bir şey söyledim. Bunu şöyle görüyorum bu kitabı. Hiç yok, hiç yok olan bir çalışmanın yanında 5 çok ciddi bir rakamdır. O 5 eğer bir 6'yı, 7'yi, 8'i tetikliyorsa, onlara bir rehberlik ediyorsa, ya buradan çıkaracak bunun eksiklerini gelecekte görerek yenilememiz gerekiyorsa bu kitap eksikli olmalıdır. Eksikli olmalıdır bence. Eksikleri mutlaka vardır, olmalıdır. Ama ne yapacağız? Şunu yapmamak lazım. Benim çok yazdığım bir konu var. Hatta bir kitap çıkaracağım. Kasaba kültürü diye bir kültür yazıyorum. Kasaba kültürü şudur. Düvelle ötmez, arkadan vurur, pusu kurar. Bende yok, sende de olmasın diye. Bu kitabı böyle meze yapmak yerine tam şöyle yapmak lazım. Ya bu kitapta şu eksikler var diye size, bana yazılması lazım bunun. Bunun okuyanlar demeleri lazım ki ya şuraları eksik, şuralar yanlış, yanlışı da. Biz o eksikleri, yanlışları alacağız. Eğer sağsak 2 sene sonra bunun üzerine o eksikleri tamamlayarak yeni bir yapacağız. Bir başkası gelecek, bir başka boyut ekleyecek ve bu kitap Orhan Gazi'ye, çünkü tek kitapla her şeyi çözmek mümkün olsaydı dünyada sorun kalmazdı. Yani kitabın, böyle bakıyorum yani. Tanıtım yaparken biz evet. o çağrıyı yaptık. Dedi ki yani bu bir çocuk. Çocuk evet. doğdu. Aynen öyle. Şimdi çocuğu boğarsanız don biçemezsiniz. Aynen ama öyle. Çok işte Trabzonspor donu mu biçmek istiyorsun? Evet. Fenerbahçe donu. Ama çocuğu yaşatacaksın ki aynen. isteyen işte kimisi tabii. dayısı Fenerli yapacak. Aynen. Amcası Beşiktaşlı yapacak. Ama çocuk yaşaması lazım. Ve aynen. mükemmel bir çocuk doğdu. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ sağ sorunu alayım. Sağ sonra bir soru soralım. Kitap önemli, niye önemli? Emre, ekranı göremiyoruz oğlum. Kitabın ilk adımı, hocamın da içinde bulunduğu Ticaret Odası'nın düzenlediği bir Cumhuriyet'in 100. yıl sempozyumu yapılmıştı. Çok önemli bir çalışmaydı. Bana göre o sempozyum bu kitabın ön çalışması. Önce fikrini evet. Paydaşlar fikirlerini ortaya sundu, tespitlerini. Ve ardından hocamız sahada yaptığı bu fişi kitap bunları belki. Yansıttı. Hocam kitapta şeye vurgu yapıyorsunuz. Sahada dolaşıp insanların yaşamı, sorunları nasıl algıladıklarına. Hı hı. Bu sahada bu gözlemi nasıl gördünüz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemizde önemli bir eksik olduğuna inanıyorum. Hafıza diye yani. Bireyin hafızası olduğu gibi kentin hafızası oluyor. Kentin hafızası, ülkenin hafızası oluyor, bölgenin hafızası oluyor. Şimdi sahaya gitmeden bir de şunu söyleyeyim. Zamanın ruhu diye Almanca bir kavram var. Tam telaffuz edemeyebilirim ama Zeitgeist diye bir kavram. Zamanın ruhu. Zamanın ruhunu 6 tane unsur belirliyor, zamanın ruhunu. Bunlardan biri, en önemlisi küresel olaylar. İşte Çin, Tayvan sorunu, Ukrayna, Rusya sorunu gibi böyle büyük olaylar. Türkiye ile Amerika'nın F-16 problemi ya da başka problemleri. Türkiye ile Yunanistan'ın problemi, bunlar küresel sorunlar haline geldiği zaman bunlar belirliyor. İkincisi, hükümetlerin kararları etkiliyor bu şeyi. Hükümetlerin teşvik kararları, vergi kararları, başka kararları etkiliyor. Üçüncüsü, nüfus hareketleri etkiliyor. Nüfus hareketleri çok önemli. Dördüncüsü, özellikle iş gücü hareketleri, orta sınıf oluşumu ve orta sınıfın oluşumu çok etkiliyor. Bu kitaba yazarken hep bu açıdan baktığım için söylüyorum. Beşincisi şey etkiliyor, nüfus dedim, iş gücü dedim,
gelenek görenekler etkiliyor. Gelenek görenekler de iki türlü. Gelenek görenekler hem bir toplumun yaşamasının temeli hem de toplumu geriye çeken unsurları oluyor. O gelenek toplumun geriye çeken unsurlarını dikkat etmezseniz gelişemiyorsunuz. Ama onun ileriye götüren, onu muhafaza eden, onu koruyan toplumu yanlarını öne çıkartmazsanız olmuyor. Bütün bunlara dikkat edin. En sonunda da teknoloji, teknolojik etkiler. Bütün bunları dikkate alan meta kitabında belki bazıları diyecek ki ya burada şeyin ne işi var? Diş güçlerin ne işi var? Evet. Diş güçleri derken orada çok önemli bir olay anlatıyorum. Ne o? 2080 yıl sonra 2100 yılı tamamlandığı zaman dünya nüfusunda çok önemli bir azalma olacağını hem Birleşmiş Milletler hem de Lancet dergisinde yayınlanan bir şey var. Diyor ki İspanya'nın nüfusu 37 binin altına düşecek. İtalya'nın nüfusu 27 bin. Çin'de 600 milyon insan azalacak denen bir araştırma. Şimdi bunu bilmezsen Orhan Gazi'ye gelip bakıyorsun. Orhan Gazi de bugün bu nüfus artışı nedeniyle kırsal kesimde mevsimlik işçi bulamıyorsun. Evet. Nüfusun azalış eğilimlerini hesap etmeden Orhan Gazi'nin kırsal kesiminde nasıl politikalar üreteceğini bilemezsin ki. Onun için onu da koydum. Bir başkası gene kitaba başka bir şey koydum. Bir bölüm koydum. İçimize yolculuk yapmak diye. Çok ünlü bir İsrail yazarı vardı. İlk defa onu da okudum. Amos Oz diye. Büyük bir yazardı. Hem de barış hareketçisi, barış hareketinin öncülerinde. Onun bir lafı çok güzeldi. Hayatta eli boş dönülmeyen tek yolculuk kendi içimize yaptığımız yolculuktur. Oo, çok güzel. Şimdi bir başkası Gürcistan'ın çok ünlü bir şairi vardı. Şotar Rustaveli diye. Bizim Yunus Emre gibi herkes bilir. Onun büstünün altında bir laf vardır. Der ki düşmemişsen bir sevdanın peşine özün düşman olur kendi özüne. Kendi özüne. Şimdi bunların ikisini yan yana getirdim ama bizim Mevlana'ya baktım. Mevlana bunu çok da başka değişik söylüyor. Diyor ki ey yüce kitabın örneği insan sende yansır bu alemi yaratan her şey sensin yer gök senin içinde sen kendinde ara her ne ararsan. Bir başka şeyinde diyor ki beytinde iki yol var her insanın önünde. Kolayını arar, gelenekle dininde. İçine yolculuk yaparsa eğer farklı yollar bulacaktır derinde. Yunus Emre bunların ikisinden daha çok ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Bilmek. Sen kendini bilmezsen bunu önce okumaktır diyor. Ondan sonra Hacı Bektaş da bunu bir daha başka formüle ediyor. Hararet nardadır, saçta değildir. Maharet baştadır, saçta değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir diyor. Şimdi bunları Yıldız Kenter'in bir sözüyle de besleyerek şunu. Eğer bir insan kendine ayna tutmasını bilmiyorsa, kendine sorgulamıyorsa olmaz. Bu kitapta Orhan Gazi'ye biz, ey Orhan Gazi'li sen kendi sorunlarına sahip çıkmazsan, dışarıdakilerin eliyle Orhan Gazi bir yere varamaz, mesajını veremezsek bu kitap başarılı olamaz. Harikasın. Vermemiz lazım bunu çünkü şu, hakikaten kendine sahip çıkmayanın başkasına ayrı olmaz. Bunlar ayakları boşlukta kalır bunun. Onun için bu kitap düşünürken işin felsefe boyutunu da biraz koymamız lazım. Bakış açısı çok önemli bir girdi çünkü. Bakış açımızı yani Orhan Gazi'de bizim birazdan gelecek olayımız. İki tane çok temel konumuz var. Birisi göl. Çok ben şu anda. İkincisi zeytin mesela. Bunun ikisini konuştuğumuz zaman da nasıl içimize bakmak gerektiğini, işimize yolculuk yapmak gerektiğimizi çok net gördüm o sahada. Bu yolculuğu yaparsak zaten onları bir çok de başka mesela bir takım örnek vereyim bak sahada görmesen. Köyün birinde gittik. Bize dediler ki Orhan Gazi'nin köylerinde son 10 yılda hiçbir köylü kızı, hiçbir köy delikanlısıyla evlenmedi. Allah Allah. Evet. Şimdi köy orada var kısmen söyledim. Şimdi bu tespiti sonra devletin yaptırdığı bir araştırma var kapsamlı böyle. Ona baktım orada da var aynı tespit. Yani köylünün yaptığı tespit ona da baktım. Ve bu bölümde bir bölüm yazdım. Kızların tercihinin değişmesi diye. Bize uzak gibi gözüküyor. Sonra bir tane hanımefendiye genç evli arkadaş, muhtar arkadaşın yardımıyla bir arkadaş sordum. Niye evlenmiyorsun dedim sen köyde dedim. Sen en zengininin oğlu istemiş dedim. Bana öyle laflar söyledi ki burada söyleyemem. Ama o kadar açık ve netti ki dedim ki Türk kadını bu bilince geldiyse
bu ülkeye kimse bir şey yapamaz. İşte yani. Ya Orhan Gazi'ye kadın elliği, kadın ruhu değdiğini kesin gördünüz bak, mü? Kesin değdiğini gördüm. Vallahi şu kesin eser değdiğini gördüm. Sadece bunu ortaya çıkardığı için bile benim için çok kutsal. Çünkü yıllardır şunu söylüyoruz. Yani Orhan Gazi kadını Türk kadınının tam bir versiyonudur. Çünkü Orhan Gazi gerçekten kadınlar çok güçlü. Çok arayış içindeler. Çok arayış içindeler. Yani onun için de Orhan Gazi'nin yönetimine de kadın eli değdi mi çok güzel olacak. Hocam yorumları okuduktan sonra hemen özel bir soru soracağım size. Şimdi Yılmaz Bahçıman Beyefendi yüreğinize sağlık demiş. Zeki Gürsü konuklarınızı ve yayın ekibini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Zekif Bektaş Başkanım cesur yürekler hayırlı yayınlar. Filiz Koç Hanımefendi emeğinize sağlık hocam demiş. Sakarya Medyası Mehmet Sağlam Beyefendi 3. Göz TV ve misafirlere hayırlı yayınlar senin hemşerilerin sevgilerim var. Sakarya'dan evet. Eskişehir'den hemşerileriniz yazmış Sinan Kılıç. Eskişehir'den selamlar. Kalabak suyu içenler yüreğiyle sevgi dolu olur. Kalabak suyundan içtin mi hocam? Çok içmiş. İçmiş. Bak hocam da içmiş. O zaman bir kalabak hikayesiyle başlayalım. Hamam yolu gezenler saygılı olur. Evet. Damatlığında sarar takım elbise giyen... O zaman kardeşim bak. Sarar takımı sende. Ya Emre de... Dur bizde sarar mıydı? Yok ya. Al değil. Muharrem'i biraz ikslaç olacak. İki tane göndermen lazım. Yapacak bir şey yok. Sarar takım giyen... Damatlığında sarar takım elbise giyenler Eskişehirli, esnafına sahip çıkar, operası, müzeleri, bilim, deney, kültür parkıyla yapay denizinde ismi eski ama kendi yenilenmiş bir şehirdir. Ya ne kadar güzel şehrini anlatmış. Anladım, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Şehirdir. Eskişehir kim anıyorsa bizlerden selam olsun sizlere. Evet. Şehri bu hale getiren kim varsa başta Yılmaz Büyükerşen hocamız bizden de selam olsun Yılmaz hocama. Ve de ekibine sonsuz teşekkürler. Selami Vardar rahmetli büyüğümüz şehrimize altyapı getiren büyük başarıdır, başkandır iyi yayınlar demiş. Sinan Bey o zaman Eskişehir'le ilgili bir anekdot şöyle düşeyim. Bizim Türk kültüründe... temizliğin yeri ayak yolu dediğimiz yerden başlar. Orhan Gazi'de Türkiye'nin birçok yerinde camilerin abdesthaneleri bile girilmez haldeyken Eskişehir terminalinin çok af buyurun ama tuvaletlerinde bir şey yazar. Ücretsizdir yazar. Girersiniz tertemizdir. Tuvalet kağıtından yerler tertemizdir. Çıkarsınız kolonyanız dökülür. Hiçbir ücret ödemezsiniz. İşte Eskişehir'in medeniyette hangi seviyede olduğunu Eskişehir terminaline gidin. Büyükerşen hocamın ve Eskişehirlilerin o medeni halini görün. Parayla gittiğiniz yerlerde giremiyorsunuz ama Eskişehir, işte Eskişehir bu. Teşekkür ediyoruz. Nurel Özyurt, yayınların devamını diliyoruz. Recep Adıyaman, güzel insanlara, yürekli insanlara, vatanını, kamunun mallarını peşkeş çekmeyenlere selam olsun demiş. Melek Yılmaz Üçbaş, iyi yayınlar Ankara'dan sevgilerimize, bizden de Ankara'mıza gönül dolu selamlar. Neşe Akmaz, selamlar. Süleyman Gül Hocam, Fransa'da şu an Orhan Camii'nin imamıydı. Süleyman Hocam, hayırlı programlar dilerim demiş. Süleyman Hocam, sizlere de gönül dolusu selamlar. İlhan Özçelik, şehit babası, emekli öğretmenimiz. Selamlarımı gönderip iyi yayınlar ve hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Filiz Koç hanımefendi Muharrem Bey kitapları resmen yutuyor demiş. Tayfun Erdoğmuş iyi yayınlar demiş. Servet Kazan iyi yayınlar. Melek Toplu hayırlı yayınlar dilerim demiş. Melek Hanım'a da selamlar. Şükran Yavuzoğlu hayırlı yayınlar. Serkan Arıtmak bizim Dubai temsilcimiz. Selamlar herkese iyi yayınlar. Mert Sezer, Mert bizim Kardelen gençlerdendi. Çok has bir delikanlıdır. Trakya tarafından yazıyor. İyi yayınlar. Eren Erdoğan iyi yayınlar. Gülşah Aydın Karabey iyi yayınlar demiş. Rahmi Kürşat Başlu emekli komutan selamünaleyküm hayırlı yayınlar demiş. Sinan Kılıç Eskişehir'den selamlar. Neriman Aydın Erdoğan anne baba bir ablamdır Ereğli'den. Ereğli de çok güzel bir şehirdir. Ereğli'ye selamlar. Hakan Arda iyi yayınlar. Filiz Koç hanımefendi iyi yayınlar. Anahita Neriman Cengiz Keden iyi yayınlar demiş.
Sinan Kılıç ben. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Var olun. Ömer Korkmaz abinin ruhu da şad olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Neşe Akmaz. Doğruların cesur sesi yüreğinize sağlık demiş. Mehmet Sevinç emeğinize sağlık demiş. Rahmi Kürşat'ın bir yorumu daha var. Bir yazı okumuştum. Yabancı bir felsefeci. Yeryüzüne tanrı olmak istiyorsan ya bilim adamı ya da sanatçı yazar olman olacaksın diyordu. Çok doğru gelmiş demiş. Sonra okuyacağız. Yılmaz Bahçıvan yüreğinize sağlık. Zeki Gürsü konuklarınıza selam olsun demiş. Efendim ilginiz için çok teşekkür ederiz. Lütfen yayını da paylaşın. Duygularınızı yorumlarda anlatırsanız hocam bir eserden yazma şevkine ulaşır. Şimdi benim hocam Muharrem bana kitapta yayından önce çizdi. Abi dedi bak kitapta çok ilginç bir şey var. Şimdi onu soracağım daha sonra o kısımda ama. Okumadığı şeyi benden tüyo çalıştım. Olur bu. Liderlik böyledir. Ekibinle çalışırsan lider olursun. Çalıştırırsan. Bizim ekip o noktada iyidir sağ olsunlar. Hatta Filiz abla da bize kara lahana sarması yaptı. Yani yayından sonra inşallah onu ikram edecek. Hocam köy köy gezdiniz Ergün abimle. Diğer ekip arkadaşlarınızla yer yer ama sizi en çok heyecanlandıran kitabı hazırlarken böyle bir anınızı alsam ondan sonra Muharrem Bey'e bırakacağım soru kısmını. Şimdi bu esas çok doğrusunu istersen beni en çok etkileyen şu oldu. Bana bu kitaba çalışmaya başlamadan Orhan Gazi yaz deseydi bir metin yazsaydım. Bir de bu çalışma bittiği zaman yazsaydım arada %100 fark olurdu. Değil mi? Değil evet. Hocam. Bir kişi Gazi'nin şu yoldan geçerken görüldüğü kadar olmadığını eser sayesinde mi gördün? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok farklı şeyler. Farklı bildiğimi zannettiğim, bildiğim demiyorum bakın. Bildiğimi zannettiğim çok farklı şeyler olduğunu gördüm. Bunu Ergün de arkadaşlar da hissettiler bunu. Bu bana metodu öğreten bir hocayı her köyde andım. Mübeccel Kıray. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sosyoloji profesörüydü. Bana saha çalışması ya bizim gibi ülkelerde hayatımda bütün kariyerimi yani gerek Eskişehir'de gazetecilik, gerek sanayi odasındaki çalışmam, gerek Marmara Üniversitesi'ndeki çalışmam, gerek Şişecam'da 24 yıllık genel sekreterliğim döneminde. Bütün bu dönemlerde bu saha çalışmasından ötürü kariyerimin yükselmesine ve elde ettiğim başka kitabın son sayfasında var yaptığım işler. O son sayfasında ifade ettiğim her işin altında bu saha çalışması oldu. Bir örnek vereyim şimdi. Bir gün Şişecam'da genel müdürümüz Talat Orhan, övünmek gibi olmasın diyeceğim şimdi şeyin hemşerisi, şeyin hemşerisi bizim Ergün'ün hemşerisi. Kukutalı değil. Sürmeneli ama Kukutalı değil. Değil. Kukutalı o önemli değil. Yani. Hayırlı değil. Kimse anlamadı tabii. Anlamasın. Trabzonlar. Trabzonlar hariç. Ahmet Kahraman Tiflis'ten seyrediyor. Anlamıştır. Trabzonlular hariç. Takılırım böyle. Şimdi diyeceğim. Talat Bey bana bir gün dedi ki, çağırdı beni. Ya dedi bizim fabrika var, foylu sıkıntısı var, müthiş. Bunu kömüre dönüştürelim diye. Çok uzun bir hikaye ama kısaca anlatacağım. Ben dedim ki efendim ben bir jeoloji mühendisi istiyorum, bir enerji mühendisi istiyorum. Bir de jeoloji mühendisi, kömür mühendisi ve şey istiyorum sizden, enerji mühendisi. Türkiye'deki kömür yataklarını yazacağım. Önce kızdı bana, Eskiköy yeni kanun çıkartma. Bakan benim arkadaşım, git rakamları al dedi. Yok efendim dedim, ben görmeden imza atmam. Bana başkasına ver bunun fizibilitesini. Hemen topladı kurulu ve gerçekten ben 20 gün Türkiye'de bildiğiniz bütün kömür yataklarını gezdim. Tüçbilek'ten başlamıştım, en son Tüçbilek'e geldim, gezdim. Ve biz bir rapor verdik. Tümü Türkiye'de bizim ihtiyacımızı karşılayacak kömür yoktur diye. Allah tabii, Allah. Tabii yoktur diye. Ama o olmasa direkt kömüre dönüş yapacaktınız. Dönüş yapacağız diyor. Şimdi yoktur diye yazdık. Sebebini ya söyleyeyim. En sonunda örnek vereyim. Çok kısa olsun diye. Şinop'u Şirinlik'e gittik. Orada asfaltit diye bir şey var. 4500 kilo kalori. Hafif bir madde. Petrol atığı olduğu için. Nusaybin'e kadar kamyonla getireceğiz. Cizre'den. Oradan da trenle Mersin'e götürdü. Fabrikada Mersin'de Türkiye sivil fuel tüketiminin %2'sini tüketiyor. Öyle büyük kutu kadar. Şu anda da 3 milyon ton
yılda üretim yapıyorum. Nusaybin'de inceleme yaparken bana kondüktör dedi ki trenin, öyle dedi, öyle kravatla mürevatta olmaz dedi. Buradan yükleyeceğin 200 ton yükün, 2000 ton yükün Mersin'e gitmeyeceğini öğrenmen için bu trenle gitmen lazım. Ben de bir vilicinler vardı, giydim. Ayrı yerim şey yap, beni bindir, yer ayarladı. Hakikaten gittim. Böyle karanlık olup tren yavaşlayınca geliyorlar bir sürü insanlar, pat pat atıyorlar. Sonra bir istasyonda, güvenli bir istasyonda indim. O zaman biraz terör de var. Onlar da hayvanlarını yüklüyorlar, götürüyorlar, atıyorlar. Ve bize o zaman, bak bunu dinleyenler varsa şey yapsınlar, devlet şu garantiyi veremedi. Nusaybin daha yüklediğiniz 200 bin ton şeyi teslim edemeyiz. O zaman kapalı hoparlörlerde, yani kapalı vagonlarda onun da maliyeti var. Sonra düşük kabirli şeylere ihtiyaç var. Dedikken çıktı ve bunun şeyde ispat ettik. İspat ettik ki hem şeyde, bu kömürle dönüştürürsen föyürüyle denk geliyor zaten. Dönüşte bir de onun çevre problemleri var. Kül atma havuzları problemi var. Buradan şunu söylüyorum. Eğer çalışması yapmasaydık, biz sadece resmi rakamlara dayanarak böyle bir çalışma yapsaydık, çok kötü sonuçlar olurdu işletme için. Koca, çok büyük bir yatırım çünkü. Şimdi orada o tecrübeden de biliyorum ki saha çalışması yapmadan Türkiye'de bir olay yapamazsın. Diyeceksin ki saha çalışması subjektif değil mi? Bunu ben olsam sorarım size. Hı hı. Yani sen de insansın, senin etrafında giden insan da insan. Evet, hata katsayımız var. Ama hata kültürü diye bir şey var. Hata yapmayan insan gelişemez ki. Aynen. Onun için bak, bir şeyi, kimseyi çok anarım. Eskişehir'de benim ilk özel sektördeki patronum Mümtaz Zeytinoğlu'ydu. Oranın Zeytinoğulları ailesinden çok büyük Esbank'ın sahibi, Zeytinoğlu çimento fabrikasının sahibiydi onlar. O bana derdi ki, bak hoca derdi, köylüm derdi o bana. Bak köylüm dedi, yanılabilme özgürlüğünü kullanmadan hiçbir başarılı iş yapılamaz. Yanılabilme özgürlüğünü kullanacaksınız ama aynı yanlışı iki kere tekrarlamayacaksınız. Şimdi benim onun için diyorum ki saha çalışması, sahaya gidip görmeden, Türkiye'de dinlemeden, bak bir tek örnek vereyim, bir de buradan örnek vereyim. Gitsen şimdi Orhan Gazi'de sorsan herkes keramet zeytini, buranın en iyi zeytinidir. Aynı şey, Trabzon'da bir vali var şeyde, Kilis'te, bu pandemi öncesinde gittim. Çıkan dedi ki, Kilis zeytininin ya zeytinyağı değildir, şeydir, ilaçtır. İlaçtır. Vali Bey de oturuyor, genç de bir vali. Dinliyorsa kulaklar içindesin, inşallah dinliyordu. Dedi ki, ne diyorsun hoca buna? Dedim ki, efendim bir sorar mısın arkadaşlara? Herhangi bir akredite laboratuvardan bir analizleri var mı? Bu, yani buradaki yağ, Türkiye'nin diğer yerdeki zeytinyağından farklı olan dedim. Önce oradaki ilgili arkadaşlara sordu, kooperatif başkanına sordu. Yok deyince, ulan beni hocanın karşısında mahcup mu edeceksiniz diye söyledi. Şimdi burada da mesela keramet zeytini en iyisidir diyoruz. Peki keramet zeytininin laboratuvardan, akredite bir laboratuvardan bilimsel sonuçları, analizleri yoksa, bu iyi dediğiniz laf çok havada kalır. Sadece gelenek ve kulak. Mevlana der ki, bak en büyük tehlike kulak kirliliğidir. Bak evet, en büyük tehlike budur. Bak, saha çalışmasının en önemli özelliği kulak kirliliğini azaltmasıdır. Bitirir mi? Bitirmez. Katiyen bitirmez. Yani ama hata yapacağız da, aynı hatayı iki kere tekrarlamadan yaparsak hata bizi geliştirir. Bu saha çalışmasını onun için önemsiyorum. Ve gazetecilikte de bunu çok gördüm. Yani gazetecilikte de sahaya gidersen, haberi izlersen çok daha farklı sonuçlara gelirsin diye gördüm. Ben herkesin bilmesini isterim ki, bir çalışma masa başıysa, yani meta analiz dediğimiz şeyde, mesela birazdan söyleyeceğim size, burada bir meta analizine de ihtiyaç var. Nerede? Bu bitmekte olan gölde söyleyeceğim onu. Göl konusunu konuşacağız. Gölü konuşacağız arkadaşlar. Göl özel bir başlıkla konuşacağız. Evet. Onun için söyleyeceğim. Orada meta analize de ihtiyacımız var. Ama esas olan sahayı görmek. Yani açıkçası bir şey söyleyeyim. Ben 57 yıldır bu memlekette gölün kenarına gelip giderim. Gölün bu özelliklerini bilmiyordum bu çalışmaya kadar. Ne zaman ki buldum, birazdan söyleyeceğim. Söylentiler var, belgeler var, bilgiler var, eksikler var ama. Onları da bilmezsek bir şey söyleyeceğim. Bunları söylemeyi sevmem. Özellikle kutsal kitapları, konuşmalarım içinde oradan ayetler falan söylemeyi sevmem ama bir ayeti herkese söylüyorum. Çünkü ayetin birine uymak Müslümanlıksa, ötekine uymamak olmaz.
İsra suresinin 36. ayetini Diyanet İşleri Başkanı'nın tercüme şeyini, mealini okusun, okusun herkes. Diyor ki hakkında bilgin olmadığın peşinden gidersen bundan kalbini yüreğini açıp baksınlar televizyon sorarım diyor. Hakkında bilgin olmadığın şeyin. Şimdi hakkında bilgi edinmek için yollar var. Ya geçeceksin eski analizlere bakacaksın ya da sahaya gidip göreceksin. Bu kitapta biz ikinci yolu seçtik. Sahaya gidip birinci yoldan çok emin değilim çünkü. Yapılan şeylerin, çalışmaların hepsi bilimsel değil ki. Birçok çalışma var ki kulaktan kulmağa şehir efsanesi şeklinde dönüşmüş. Şimdi mesela ben şeye gelirim hemen buradan. Keramet suyuna. Şimdi keramet suyuna baktım. Geldim arkadaşlar. Orhan Gazi'de herkes buranın neden bir şey turizm bölgesi olmadığı konusunda şey yakınıyor. Herkesin de özlemi bu. Fakat baktım ki meta analizler yapmış 32 derece. Bunu şeyde turizmde kullanman için 45 dereceye çıkartman lazım. Kardeşim 20 kilometre orada Yalova varken, termal varken, 30 kilometre ötede Bursa'nın kaplıcaları varken, bunun çıkarıp 35 metreye kömür ya da doğal gaz yakarak çıkarttığın zaman bunun getireceği fizibiliteye bakman lazım. Halka böyle ümit verebilirsin ama ondan sonra şudur, aşırı vaatler verdiğin zaman aşırı kırılmalar da yaratır. Çünkü olmayacak vaatler etmemek lazım. Bunu çok kötü bizim toplumda bundan kaçırmamız lazım. Biraz ayakları yerde düşünmem. Hayal et. Burada bir hayal göreceksiniz. Bu kitabın sonunda Orhan Gazi'de baktım. Sanayiye baktım. Sanayi yeri yok. Bütün büyük sanayicilere sordum. Bugün buraya gelir miydiniz? Hiçbir tanesi buraya gelirdim demezdim. Gelmezdim diyor herkes. Aynen. Açık. Peki sanayide organize sanayi bölge için yer ayrıldı. Özel bölgeler için yer arandı. Yok. İki dağın arasında küçük bir ova. Yer yok. Peki küçük sanayi için bile yer bulunamıyor. Tarıma gelelim. Siz bana dönümü 500 bin lira eden bir yerde hangi ürün kendini 50 yıldan evvel öder geriye? Mümkün değil. O zaman tarım için de bir çıkmazı var. Bunu bir açıkça, açık yürekle konuşalım yani. Açık yürekle konuşmazsak olmaz yani. Bu çünkü evvela yüzleşme özgüvenine sahip olmamız lazım. Yüzleşmek en doğru yolu götürecek yoldur. Şimdi olmadığına göre bizim burada bir tek yerimiz kalıyor. Hizmetler kesiminde ne yapabiliriz diye. Onun için de burada şunu dedim. Bu kitabı okuyanlar belli bir noktaya kadar gelecek diyecekler. Tamam kardeşim anlattığın Orhan Gazi'nin bu eksikleri var da. Peki Orhan Gazi bir şey yapmayacak mı? Sen ne diyorsun böyle? Sadece olumsuzu söylüyorsun. Olumları da söyle dediği zaman onun için sonuna bir de proje koydum. Orhan Gazi ile ilgili bir proje koydum. Gelecek için projeler diye. Evet. Bak inanıyorum ki bu projenin arkasına Orhan Gazi halkını alabilirsek Orhan Gazi Türkiye tarihinde görülmedik bir başarı elde edecektir. Bunu da ben iddiayla söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Ama ben sorumu cevabını alamadım. Nasıl? Dur soru neydi? Ben unuttum. Kaptırdım gitti. En çok sizi heyecanlandıran en çok heyecanlanan şey şu. Anınızı alayım. En çok anım şu. En çok heyecanlandığım şey şu. Niye göç ediyor diyor. Yıllardır bu göçü anlamaya, kendi köyümden başlayarak anlamaya çalışıyorum. Şeye gittiğim zaman, köyünün birine gittiğim zaman ben en çok çünkü Madde Fazıl dedi ki bir tanesi bana bak dedi SSK primlerinin düzenli ödemesi göçün en büyük etkenidir dedi. Evet. Nasıl ya? Evet bak şimdi bak sen bile heyecanlandın. Çünkü göçenlerin köylerde düzenli ne bakır ödeyebiliyor ne şey köydenki geliriyle. Halbuki fabrikaya girdiği zaman asgari ücret alabilse bile primleri sigortalı düzenli, işi olsun. Sigortalı işi ödüyor. Doğru. O zaman bu bir. Arkasından ekledi. Arkasından ekledi. Dedi ki bugüne kadar gidip asgari çalışanların köye geldikleri zaman köyün en zengininden daha refah içinde olduklarını gördük dedi. Niye duralım burada? Bu heyecanlandırdı beni. Ama bir kere de beni umutsuzlandırdı. Hemen hemen arkadaşlarım şahit buna araştırmayı. Herkese gelecekle umudun nedir dediğim zaman gelecekle ilgili benim umudum şudur diyen tek kişiye rastlamadım. Ciddi olamazsın bu kötü. Hocam ya. Bu kötü bak. Bunu söylüyorum çünkü yaş ortalaması 60'ın üzerinde, %90'ı emeklilikle şey yapıyor, geçiniyor kırsal kesimde. Tarlalara şey için değil, bakmak için değil, sırf elde tutmak için gidiliyor. Ama bir heyecanlandığımı da ekleyeyim. Zannederim Soloz'da bir tanesi dedi ki hocam,
eskiden tarlaları dönüm dönüm paylaşıyordu. Babalarımız ağaç ağaç paylaştı. Bizden sonraki da dal dal paylaşacak. Bundan nasıl geçiniriz dedi. Bu da Orhan Gazi'nin değil, Türkiye'nin bir gerçeği, arazilerin çok parçalanması tarımda müthiş sorunlar yaratıyor. Rekabet eder bir ölçekte işletmeler oluşmuyor. Şimdi bunları istiyorum ki hep açık konuşalım. Rüştü Hoca, sen yanlış teşhis koymuşsun diyenler olursa hakikaten onlardan bekliyorum şeyler. Fikir koydunuz. Şimdi tartışmanın imkanını açtınız. Yani diyorum, varsa yani antitezi aynen olan oturalım. Tartışalım diyorum. Tartışalım. Yani. Beraber doğru, ortak akılla bir şeye doğru gidelim diye düşünüyorum. Çok doğru. Okan Giden yazmış meslektaşımız. İyi yayınlar diliyorum Rüştü Hocama. Sizlere çok selamlar. Gerçekten çok değerli ve keyifli bir program. Emeğinize sağlık. Filiz Koç hanımefendi, hata yapmayan insan gelişemez sözünüzü paylaşmış. Muzaffer Gözmoğlu, değerli bir hem sanayici hem de enerji uzmanı, güzel bir yayın, tebrikler demiş. Filiz Koç hanımefendi, bir eğitimci öğrencisini zirveye çıkartacak altyapıyı hazırlar ve hocamız gibi değerler doğar demiş. İlhan Özçelik hocam, şehit babası, ellerinizden öpüyorum hocam. İzlediğim kadarıyla yayınınız başarılı geçiyor. Sonuna kadar izleyeceğim. Rüştü Bozkurt Bey'e ve sizlere tekrar selamlarımı gönderiyorum ve başarılı geçeceğine de inanıyorum. Hoşça kalın demiş. Sevgili Ahmet Kahraman Tiflis'ten yazıyor. Oo. Rüştü abiye Tiflis'ten selamlar. Benden de selamlar. Hocamın Tiflis'te de eserleri var demiş. Okrokan'a yemek yedireceksin Ahmet bana. Şimdi Ahmet abi yaz bakalım. Şimdi bir de şunu söyleyeyim Ahmet abi. Yani tamam, Rüştü Hocam programın ana kahramanı da, yani Muharrem ile bana niye selam göndermedin de sadece Rüştü Hocam'a gönderdin. Şimdi cezalısın. Kan çekti. Yok Ahmet abi, sağ olsun, programlarımız hep takip ediyor ama Tiflis'e bizleri de misafir edeceğim bir. Şimdi sen zaten bir söz vermiştin. Stüdyoya bir düzgün kamera alacaktın. Şimdi hocam, caiz midir? Ceza kesiyorum, iki kamera alsın Ahmet abi. Doğru mu şimdi ben, ya? Ben katiyen fetva vermedim. Ahmet abi, madem bize selam göndermedin, senin iki kameraya çıkardık. Çok güzel etkileşim buradan gerçekten Tiflis'e. Ya görüyoruz, Almanya'dan yazıyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinden yazıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz ilginiz için. Evet sevgili Muharrem, kitapla ilgili hocama sorularını, o terde değecek notlar çıkarttı ama herhalde onu yapmaz. Şimdi hocam konuşurken şöyle bir şey de geldi aklıma. Artık bundan sonra Orhan Gazi'yi yönetecekler ya da yönetmeye talip olacakların bir bahanesi yok. Ellerinde, çok ellerinde iyi, çok iyi. Bütün Orhan Gazi'nin tespit edilmiş A'dan Z'ye sorunlarını işaret. Tarımından, turizmine, sanayisine kadar hepsi var. Ve az evvel siz de söylediniz, sonunda çözüm yolları da var. Var. Çok iyi ya. Kimsenin bir bahanesi yok. Onu mutlaka konuşalım, o çözüm yolları. Kimse topu taca atmasın. Hocam, kitapta açtığım önemli başlıklardan biri de büyük gücü iç koşullar yaratında tetikler demişsiniz ve önemli açık bir atasözümüzü koyup limanda batar. Evet. Diye belirtti. Burada Orhan Gazi'nin büyük gücü yaratması için, kapması için tüm anlattıklarınız dışında ne yapması lazım? Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu sorunun sorulması, sorulsa diyordum bak bu soru. Ama konuşmadık yani. Bak, hakikaten konuşmadık ama bu konuşmadan sorulmuş ama içimden geçirdiğim bir soruydu. Şimdi birincisi şu. Orhan Gazi'nin bu kitaptaki temel sorunu günlük siyasetin dışında, ama Orhan Gazi'yi hedef alması lazım. Bir hedefimiz, bizim yaşadığımız yer, bizim bölgemiz, buranın ileri gitmesi lazım. Birincisi bu. İkincisi, yani bizim toplumun sadece Orhan Gazi'ye değil, toplumun her yerinde var. İşin ayrıntısını bilmeden kahve sohbetlerinde kulak kirliliğiyle konuşmak. Tam tersine diyorum ki ben, biz bu kitabı vesile edelim. Mesela bugün belediye başkanımız dedi ki, ya güzel bir toplantı yapalım, sunalım dedi. Çok doğru iyi buldum buna. Bana sorsunlar, yani hatta şunu desin, ya hocam şurada yanlış ifade etmişsin. Çünkü olabilir diyorum, bak ben söylüyorum bunu, diyorum ki olabilir. Orhan Gazi'nin şunu yapması lazım. Örneğin göl. Şimdi oraya yavaş yavaş girelim çünkü. Bakın, İznik Gölü Kurtarma Eylem Planı diye bir plan hazırladım. 10 maddelik. Birazdan bunu söylüyorum. Bugün bunu gazeteci arkadaşlara verdim burada. Size de veriyorum baba. Eylem planı diye. Niye eylem planı şu?
Girebilir miyim bu konuya? Hocam. Şimdi bakın. Birincisi şu. Ben hem araştırırken göl ölüyor. Ben sorduğum zaman Orangaz'da tek kişi görmedim ki göl bir numaralı değerimiz demesin. Geçim için zeytin, yaşam için göl. Bakın bu sloganı şey yapıyorum. Geçim için zeytin, yaşam için göl diyorlar. Bakın kardeşim burada bir yapmamız gereken şey şu var. Bir sürü yerlerde rapor ediyorum. Mesela şöyle bir iddia duydum ben şeyde. Dediler ki belediye eskiden Turgut Bey zamanında bir araştırma yaptırdı. Göl aşağıdan yukarı ağır metaller nedeniyle ölüyor, yükseliyor ve hızla ölüyor. Çünkü göl ayağından giden hafif metaller ve diğer kirlilikler akmadığı için bunlar bütün dibine çöküyor diyorum. Şimdi bu rapor var mı yok? Belediyenin elinde sordum arkadaşlara yok. Bizim bir numaralı olayımız gözle ilgili yapmış çok iyi de akademik çalışmalar var. Bunları toplayıp mutlaka bunları ortak bir hafıza oluşturmamız lazım. Ortak hafıza oluşturmamız lazım. Buna ben meta analizi diyorum. Onun için burada detayı var. Burada söylemiyorum. İkincisi buharlaşma etkisi. Gölün sularının 80 milyon metreküp telaffuz ediliyor. Buharlaşmalar gidiyor. 55 milyon metreküp sulama. Bunun bir kısmı vahşi sulamaya gidiyor. 10 milyon metreküp gemlik gübre AŞ ile yapılan yeni sözleşmeye göre. Yeraltı suları olarak baktığınız zaman 1 milyon 780 şey 4 ton diye zannedersem Kargil'in açıkladığı var. Devlet su işlerinin yeraltı kaç tane kuyunun var? Bu kaç kuyudan ne kadar su çekiliyor bilmesi lazım. Envanterin olması lazım. Bunu mutlaka buharlaşma etkisi kadar tarımsal sulama etkilerini de önümüze koymamız lazım. Yani gölle ilgili. Hocam, şunu ben belirtmek istiyorum. İnsanlar İzlik Gölü dediği zaman sadece Orhan Gazi'ye odaklanıyorlar. Yok yok hayır. Halbuki Orhan Gazi sınırları... Şimdi söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. Yeraltı sularının envanteri yok. Bakın yeraltı suları mutlaka lazım. Gölü kurtarmak istiyorsak demin dediğim gibi başka bir şey söyleyeyim. Şimdi gölet ve barajlar. Orhan Gazi'de gölet barajı yok. Evet. Ama şimdi Elbeyli şeyin deresinin üzerinde bir barajdan söz ediliyor. Bu barajların gölün şeyine, suyunun azalmasına etkileşiminin mutlaka açığa çıkarılması lazım. Peki gölet ve barajlarını söyledim. Evsel atıkların etkisi. Şimdi bakın büyük belediye iki tanesi de İznik'te Orhan Gazi'deki genişletiliyor arındırma. Büskü'nün yaptığı İznik'te var bir de belde olan yerlerde var. Peki belde olanların dışında bunların bir bütünsel olarak ele almamız lazım. Beldedeki arıtmalar çalışmıyor. He? Çalışmıyor onlar. Şeydeki hayır. Çalışıyor diye bana söylenen hemen söyle bakın. Bakmamız lazım işte bir sahaya gidip oraya da bakmamız lazım. Bir tanesi çalışmıyor hocam. Bakın atıkların koruma kolektör. Büskü'ye gittik kolektörü sordum. Büskü bize çok açık. Çok net bilgi verdiler. Teşekkür ederim kendilerine. Dediler ki ya bunun geçen zemin çok yüksek bir maliyet gerektiriyor. Bizim şeyimizi boyumuzu aşar. Orhan Gazi İznik Gölü'nün etrafında bir kolektör yapması işte İstanbul'da yapıldı ya öyle mutlaka bunun peşine düşmemiz lazım ve devlet su işlerini Turgut abi döneminde bu proje vardı İznik Gölü'nün etrafında söyleniyor bu da bak yapılması. Onları belgelerini bulamadığım için söyleyemiyorum öyle Halil İbrahim Çelik projeyi çizmişti Halil İbrahim Bey'in söylediği başka özellikler görüştüm kendisine çünkü su kaybına ilişkin net bilgi yok peki su kaybını önleme ve tasarruf önlemlerini mutlaka alt alta koymamız lazım. Ve de gölü kurtarmanın alt alta kaynaklarını söylüyorum. İki tane şeyimiz var kurtarma. Palyatif olmayan şey Karsak Deresi'nin sularını, gelen suları bağlayabilecek bir proje üzerine çalışıyor. Bir, Sakarya'dan su pompalayacağız. İki, Yenişehir ile İnegöl arasındaki Boğazköy Barajı'ndan su pompalamak mümkün. Şimdi bunları mutlaka netleştirmemiz lazım. Yani Orhan Gazi bir daha şey bir şey söyleyeceğim. Kimse darılmasın bana. 6 tane yazı yazdım şeyde. İkisi Dünya Gazetesi'nde. Geri kalan 4'ü de Ekonomi Gazetesi'nin dönüşümde. 2 gazetede birden yayınlandı. İznik Gölü, herkesin ortak değeri İznik Gölü diye. Van'dan bile bana ya bir şey yapacaksanız koru korumak için eylem ben geleceğim diye mektup geldi. Van'dan bile. Ama Orhan Gazi'den gelmedi. Bunu da bir herkese söyleyeyim. Biraz o konuda şeyim üzgünüm yani. Çünkü bu bizim hakikaten büyük değerimiz. Bu bak eylem planını veriyorum. Ben hiçbir politika bulaştırmadan. Hiçbir sadece Orhan Gazi'nin doğal yaşam alanı olarak
gölü ele almamız lazım. Ama bunun için eksiklerimizi de görmemiz lazım. Şimdi gidip devlet suçlarının karşısına çıktığımız zaman kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçekten iyi çalışarak, analiz yaparak gitmemiz lazım. Mesela ben devlet suçlarının mutlaka zorlanarak yeraltı suları konusunda da gerekli bilgi. Çünkü yeraltı sularıyla ilgili çok değişik bilgiler var. Elimizde kanıtlayacak herhangi bir otoriteden gelme belge yok önümüzde. Şimdi bunları, bu kitabın bir özelliği de bu. Bunları bize çağrı yapıyor. Diyor ki ya kardeşim, önce kendi hafızanı oluştur ya. Kendi hafızanı, Orhan Gazi hafızasını oluşturmadan, Orhan Gazi'nin en somut örneği, senin soruna cevap vermek için söylüyorum. Orhan Gazi gölünün, İznik gölünden daha somut neyi olabilir problemi şu anda? Bir numaralı sorunu şu anda. Doğru. O bir numaralı sorununun da işbirliği, güç birliği yapıp bir tutarlı bir metotla, tutarlı bir ekiple ve şey kurumlarının ortak anlayışıyla, bütün kurumların dayanışmasıyla çözüm arayan bir merkez oluşturamıyor. Bunun üzerine sistematik gitmiyorsa beka dediğiniz olay nedir ki? Ya bu olayın bekası bu. Aynen bu, öyle, öyle. Bu kentin, bu yörenin bekası. Bekasının savunmasını bilmeyen ya vatan bekasını savunabilir mi? Orhan Gazi'deki bekasını savunamayan. Orhan Gazi'de bekanı savunmayı öğren bir kez, yaşadığın yerdeki öğren ki sonra ülkenin savunmada beka konusuna daha bir adam gibi yanaşasın. Evet. Daha bir içtenlikle. Yanlış söylüyor muyum çok yani bildi benim hocam yerim. Sağdan bir bilgi vereyim size. 91'de 90 yılların başı 91-92 Örnekköy'de, yani Orhan Gazi Ovası'nın Örnekköy'de bazı yerlerden 4 metreden su çıkardı. Bazı yerlerden 7 metre, 9 metre su kuyusu vurana derlerdi. Yuh ya, 9 metreden su çıkardı, kâr mı oldu? Şu an 25 metreden, o yani 7 metreden suyla tarlasını sulayan insanlar 25 metreden su alamıyorlar. Aynen öyle. Şimdi buradaki fark, yani 90'lı tabii yıllardan buraya yeraltı suların nereye çekildiğini. Şimdi yeraltı suları bu kadar çekilirse gölü ne besleyecek? Peki hocam, bunun sebebini bilmeden nasıl çözüm üretiriz? 3 yıldır hocam şu ekranlarda, bakın jeoloji mühendislerini de bağladım. 3 yıldır çağrı yapıyoruz. Gelin İznik Gölü ile ilgili çalıştay yapalım. Hı. Araştırılsın, bilim adamları konuşsun. Yani siyasetçi gidiyor, yanlış mı Muharrem Bey? Siyasetçi gölün etrafında fotoğraf veriyor. İznik Gölü ölüyor, hadi gelin. Ama bilim adamları konuşsun. Salondan çıkınca unutuluyor. Hocam bilim adamları konuşsun. Otoyolun etkisi ne oldu? Fay hattının etkisi nedir? Yani bütün bunları araştıralım, İznik Gölü'nü kurtaralım. Sevgili izleyicilere bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Kitabın 107. sayfasından. Tabii elinizde kitap olmadı, yaşamazsınız ama. Evet, yok yok yani ama bir bilgi veriyorum. 107. sayfasından 117. sayfasına, yani 10 sayfa göl yazdım. Evet. Gölü yazdıktan, kitap yayınlandıktan sonraki elde ettiğim bilgilerin eksik kaldığını gördüm. Bak arkadaşlar, birilerini sormaya cesaret edemediği soruyu hocam kitaba koymuş. Gargil'in su tüketimi ne kadardır? Buyurun. Bilimsel verilerle. Artık şehir efsaneleri. Onlar açıkladılar ama son zamanda. Evet. Son zamanda açıkladılar yani. Hayır, sıkıntı bir şey. Hocam siz kitaba koydunuz. Yani ha, bunun tabii şehir efsanesi kullanıyorlar. Buyurun. Onun da bilimsel verilerle hocam kitaba koydu. Yani göl, Gargil Gölü kurutmuyorsa diyeceği, yani öyle bir efsaneyle geçmeyin. Evet. Burada bilimsel verileri var. Evet. Şimdi demek istediğim şey şu. Ya sevgi olan, bilgiye dayanmayan sevgi, ya bilgisiz fikir üretmediği gibi bilgisiz sevgi üretmek de hamaset yaratır. Çok hamaset güzel. De başka şey yaratır yani. Popülizm yaratır, popülizm israf yaratır. Böyle birbirini zincirleme, domino gibi etkiler. Konu almadan devam edelim. Lütfen. Hocam bu anlattığınızda kitapta yer verdiniz. Hiç kimsenin bunu dillendirmeye cesaret edemediği bir konu var. Yerel liderlik eksikliği. Evet, söyle. Evet, özellikle söyleyeceğim. Ahmet Hüsnü Toskop beraber Ahmet Turgut Ünlü'ye vurdu. Her ikisini de tanıyorum. Herkesini de. Bu yerel liderlik eksikliğini. Şimdi bakın, yerel liderlik çok önemli. Ama Orhan Gazi'ye özgü değil anlatacağım şey, Türkiye'ye özgü. Şimdi kasaba kültürünün temel özelliği, dedim ki, yüz yüze tartışmak değil, arkadan vurmak, pusu kurmak, bende yok sende de olmasın demek. Bizim ülkemizin baş belası, ülkemizin diyorum, Orhan Gazi'ye özgü demiyorum, herkes bunu yanlış anlamasın. Şimdi bir yerel liderin çıkması için yerel liderin halkın teşvik etmesi lazım. Ama yerel liderin bir tanesi çıktığı zaman onun ufak tefek hatalarını görüp onun üzerine giderek onu caydırmamak lazım. Yerel lider çok önemli. Birçok yerden önemli. Mesela ben size söyleyeyim.
1975 yıllarında, 70'li yıllarda Eskişehir'de Mümtaz Zeytinoğlu diye bir adam vardı. Topluma dönük sanayici bildirisini yayınladı. Ve bütün Türkiye'de yankılandı. Ve Eskişehir'in ilk tanıtımı oradandır, biliyor musunuz? Çok önemli bir bölüm. Yerel lider çıkacak, sahiplenecek. Ama yerel lider de bir müddet sonra egosunu şişirmeyecek. Ben en büyüğüm. Ben hiçbirimiz, bak ben sana söyleyeyim, ben 81 yaşındayım. Bilmem gerekenin eğer %5'ini bilsem ya, zil çakar oynarım, çalar oynarım. Değil mi? Yok arkadaş, hepimizin eksiği var. İnsan, dünya o kadar hızlı değişiyor ki, katlanarak değişiyor. Mesele iyi niyette üstüne gitmemiz. Şimdi yerel lider de öyle. Ama yerel lider olup sahip çıkmasa, mesela şimdi söyleyeyim, ne somutlaştır hani bu. Gölle ilgili, Eskişehir'in kanaat önderleri ve burada kişiliğiyle kendini kabul ettirmiş 5 kişi bir komite kurup, her gün bu konuda, her ay bu konuda gelişmeleri kamuoyuna düzenli açıklarsa, siz de medya olarak siz de bunu desteklerseniz çok daha hızlı çözüme ulaşırız. O dediğinizi konuşmanızın başında bir kelime kullandınız. Topraklara ve kurumlara küsülmez olmaz. Küsülmez tabii. Tabii aynen öyle. Topraklar bir Orhan Gazi problemi varken Orhan Gazi'ye ben küsemem kardeşim. Babamın lafı bu. Kurumlara da küsülmez. Ben Şişecam'da 24 yıl gene çalıştım. Biz uzun sürede gene çekiyorum. Ben abi onu niye altını çizelim söyledim. Anladın. Ya, şimdi bütün medya olarak derdimiz Orhan Gazi ya fikir verdiklerini küsüyor. Küsmeyin yani yöneticiler. Bak hocamdan da destur. Küsmez. Bugün duydum ki kusura bakmasın. Muhtarlar arasında bir ikili şey var. Olmamaz. Hocam, olamaz. Bakın şimdi özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Bakın bir insanın çifte kişilik doğru değildir ama insanın mesleğiyle, işiyle, iş kişiliğiyle, bireysel kişiliği arasında fark oluşmalıdır. Eğer bir meslek içindeysek orada sosyal mesafelerimizi ayarlayacak bir sürü insan var. Onlardan ne rol beklediğimizi, bizim ne rol biçtiğimizi onlara göre ayarlamamız lazım. İşte yerel liderlik de bu ayarları iyi yapan adam olur. Çünkü halkın isteğiyle götürecek. Denge görecek. Onun için hocam, çıkar buradan yerel lider. Hüsnü Tosko falan dediğinde tanıyorum dediniz. Şimdi rahmetli Hüsnü Tosko. Ben de çok iyi tanıyorum. İlkokul mezunu yok, dahi. Size zaten diyor. İlkokul mezunu dahi olmayan benim dinlediklerim okuduklarımda 60'lı yıllarda rahmetli bu ilçeye bir soğuk hava deposu kazandırmış, yapmış. Çamlı'nın yani. Gölde ben sana anlatayım. Şu anki eski yüksekokulun olduğu yerde postanenin biliyorum. Karşısında. Çocukken az elma çalmayı... Ki soğuk hava deposu bugün bile tartışılıyor. Mezbahaneyle soğuk hava deposu aynı yerde yapmış etmiş. Şu an mesela ilçemize baktığımızda tarım kenti, tarımdan da bahsettiniz burada. Bir mezbahanenin ya da soğuk hava deposunun olmadığını görüyoruz. Şimdi şöyle derim. Yakınmayalım. Kayserilerin bir lafını çok severim. Der ki yakınmayın yekinin. Şimdi, yakınma? Yekin. Yani gayret et. Yani, yekinmek anlamında. Şimdi şöyle diyorum. Ben şöyle diyorum. Bakın. Bu kitabın başlangıcı da arkadaşlar da aynı şeyi söyleyelim. Yakınmayalım, yekinelim diye. Şimdi bir yekinme yaptık. Bakın. Doğru. Şimdi şöyle yapmak lazım bana sorarsan. Şimdi bak somut bir örnek vereyim. Örneğin köyleri gezerken herkes Marmara Birlikleri'yle bir takım şikayetlerini dile getirdi. Marmara Birlik Başkanı'ndan randevu aldık, gittik. Şimdi kendisine buradan teşekkür ediyorum. Remzi abi. Marmara Birlik Başkanı'ndan. Gittik. Sanki bakanlıktan bir müfettiş gelmiş gibi bütün dokümanları, bütün belgelerle bize zaman ayırarak ikna etti. Yanımızda Mehmet Sevinç de vardı. Eski Şoförler Odası Başkanı'nın oğlu Mehmet bizim arabamızı o kullanıyordu. O kadar memnun oldum ki adam bizi ciddiye aldı. Yani ben bir gördüm ki buradaki halkın bilgisiyle Marmara bilgisinin verdiği bilgiler arasında bir iletişim kopukluğu olduğunu gördüm. Orhan Gazi'de gördüğüm büyük sorunlardan biri bu. Sulama sisteminde bakıyorsun ki karşılıklı iletişim eksikliği var. Marmara Birlik'le olan ilişkilerde iletişim eksikliği var. Orhan Gazi'de yerel liderliğin en önemli etkisi bu olacak. Halkın istinaden sordum. Soğuk hava deposu veya mezbahane olayını dile getirdim. İşte o diyor, şunu diyorum bak. Hüsnü Kotos koparan girişimci bir adamdı. Rıza Sevinç diye bir arkadaş vardı burada. Harp Okulu'ndan, o Talat Aydemiroğlu'ndan kovulmuş, öğretmen olmuş. Eskişehir'e ilk gittiğim gün yurtta o zaman Orhan Gazi'li bir adam vardı, Yavuzlar diye. Orhan Gazi, orada evli mağazası vardı. Onun yurdunda
Ben de o yurtta orada geceliyoruz. Bir odamız var ikimizin. Rıza ile buraya gezmeye geldik. Beni görür görmez ne kadar cebinde para var dedi. Aldı paramı bana o Örneköy arazisinden arazi verdi adam. Girişimci adam diye şey Hüsnü Bey yani. Ben onu çok yakın tanıyorum. Ekibini filan da. O çamlığın dikilişi var ya orada benim de evim var. Ben de gittim çam diktim orada aşağıdaki şeye. Onları bak bizden hem de bedava aldı ha, imzalanarak. O arsada mesela orada benim bir sürü yerim vardı. Çamlık'ta. Yani Rüştü Hocam eski Orhan Gazi. Ya öyle, yani dediğim konferanslardan Orhan Gazi olmadı. 65 yılı bu dediğim ama 65 yılında. Yok çoğu zannediyor ki konferanslardan ya, Orhan Gazi. 65 yılı dediğim zamanda. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Çok önemli yani ilkokul mezunu olması falan önemli değil ki. Adam orada bir tane öğretmen görüyor. Lan cebinde ne kadar para ver. Hadi şoför paranı ver sana yer vereyim diyor. Tamam mı? Benim de işime geldi. Babamı getir yerleştiririm diye düşündüm. Yeni öğretmenim daha babam Eskişehir'de gelmemiş herhalde. Buradan şunu söyleyeceğim. Yerel lideri çıkaran ama yerel halktır. Biz öne gelip liderlik etmenin eteklerinden aşağı çekmemeliyiz. Onu yukarıya doğru itmemeliyiz. Onun hakkında bir... Demin söylediğim Kur'an ayetini hep aklımda. Hakkında bilmediğin şey içinde konuşmayacaksın. Bilmediğin şeyden konuşursan, namaz kılmıyorsan ne kadar günah varsa, bilmediğin şeyin konuşursan o kadar günah var. İşe böyle bakmamız lazım. Bilerek konuşmamız lazım. Ben şu kitaba bu kadar 2 sene emek ettik. İnanın konuşurken korkuyorum. Niye korkuyorum? Ya bir yerde bir haksızlık, bir adaletsizlik, bir yanlışlık yaparsam, peki o zaman... Bir Hint atasözünün seyircilerimize hatırlatayım. Bak bu atasözünde diyor ki, şöyle diyor, elime bakmalarını istiyorum. İşaret parmağınla komşunu suçluyorsan dikkat et, 3 parmağın kendine dönüktür. Kendine dönüktür. Bu da diyor ki başını kaldır yukarıya bak, kendini yüksek yerde zannetme. Bakın demek ki bir elimize bakarak bile hayatta doğru yolu bulabiliriz. Bulabiliriz. Böyle bakmamız lazım yani bizim. Yani şimdi... Başkalarını suçlarken ben ne yaptım sorusunu sormamız lazım. Onun için şundan çok geliyorum. Türkiye'nin birçok yerinde görüyorum. Kendi bir değer katmıyor. Kendi bir çaba göstermiyor. Ama 3 tane kendine uygun adam bulduğu zaman başlıyor karşısında yapılan işi eleştirmeye. Ya sen ne değer kattın ki değerlendirme yapıyorsun? Değer kat, değerlendirme yap. Al bu kitabı oku başından sonuna. Başka bir şey istemiyorum. Şurası eksik, burası eksik diye yaz buraya mektubu, yaz bana mektubu. Biz de onu alalım, hafızaya koyalım. Bu kitap bir daha basmak gerekirse genginleştirelim. Bu kadar basit ayak. O noktada müsterih olun hocam. Bak, Orhan Gazi o konuda çok iyidir. Yani köylüsüyle... Çok memnun olurum öyle bir şey olursa. Kesinlikle bak. Yani 2010'da mesela Orhan Gazi Güç Birliği platformunu yarım saatte... projelendirdik. Ha. Sayın Cevdet Altın, buradan da selam olsun eski Ziraat Odası Başkanı. Bütün odaları, kooperatifleri bir araya getirmeyi başardı ve çok yani Orhan Gazi gelişime çok açıktır. Yani burada Türkiye'nin bütün öyle bak. Ya, Orhan Gazi de öyle. Ama mesela Gemlik'te bu çalışmayı bu kadar başarılı yapamazdınız hocam. Yani buradan Gemlik'e de selam olsun ama şey kesinlikle. Yani. Yalova'da yapamazdınız. Yani ama Orhan Gazi'de mesela bizde o kültür var. Bizde bu son 10 yılda bir kırılma oldu. Yani o da buradan tekrar seslenelim. Bakın Rüştü Hocam bu eseri yeniden birliğimizin vesilesi olsun. Biz uç noktalar bir araya gelebiliyorduk. Gelmeliydi yani. Konuşabiliyorduk. Şimdi muhtarları bile ayrıştırdıysak, basını ayrıştırdıysak, kurumları ayrıştırdıysak, bir yerde bir sıkıntımız var, bir hatamız var ama gelin bu kitap bizi birleştirsin. Yeniden Orhan Gazi'de oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, basın bir araya gelip tartışabilelim. Böyle olursa, yani Orhan Gazi büyürse, Orhan Gazi güzelleşirse hepimiz güzelleşiriz, hepimiz ileriye doğru gideriz. Ama eğer Orhan Gazi'yi küçültürsek, Orhan Gazi'yi yok etmeye... Benim olsun, benim baktığım gibi bakacaksınız dersek hata yaparız. Bu eser inşallah buna vesile olacak diyorum. Sevgili Ural Altay yazmış, çok çok selamlar olsun üstada, milli savunma sanayimizin önemli isimlerindendir. Maaşlarının azlığından müstarip milletvekilleriyle dolu bir mecliste
İstediği gibi top oynatan Baldan Tatlı hangi firma İznik Gölü'nün doğal yapısına ne kadar zarar veriyor? İznik Gölü'nün her geçen gün kurumasında bu çok taraflı firmaların ne kadar payı var demiş. Murat Cengeltaş, Murat abi sinema sanayinin emektarıdır. Ne oldu benim? Teknik şey arıza. Teknik arıza işte hep seninle kaynaklı Ahmet abi. Murat Cengeltaş Gemlik'ten yazıyor. Eski dostlar Muharrem ve İrfan kardeşlerimiz selamlar, kaleminiz keskin, sözleriniz kendiniz gibi dik olsun demiş. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İcri Metresen Hollanda'dan yazıyor. Başarılar, yayınlar dilerim demiş. Ben işte gitti geldi diğer yorumları sen Selahattin Çelik abim yazmış, Bayburtlular Dernek Başkanı. Göle İnegöl'den su getirmek yerine gölden su çeken kanını hemen Azot sanayisinin vanasını kapatsınlar, gölde su sorunu yaşanmaz demiş. Yine Muzaffer Yosmoğlu abim, ayrıca Gedelek suyunu unutmamak lazım. Bende de yorum gitti. Bundan önce de Gürle Deresi'nin orada mı İznik Gölü'nün akmasına bahsettim. Sen var okur öyle musun bir proje. Evet. Onun üstteki yorumları okur musun Emre? Niye öyle oldu bir anda? Üste çık. Şuraya yakınlaştırayım mı? Olabilir, okuyabilirim. Biraz daha büyütsen. Yok yok, okuyabiliyorum şu an, tamam. Frisk Okan Giden'den yine yok çık yukarı biraz daha. Bir daha bir tık daha çık. Bir tık daha çık. Bir tık daha yukarısı. Bir tık daha yukarısı. Tamam, şimdi evet sevgili Ahmet Kahraman, geçim için zeytin, bir yukarısı Filiz Koçanefendi yazıyor, yaşam için göl, tamam in aşağı doğru şimdi. Sayın Ahmet Kahraman yazmış Tiftis'ten, tekrar selamlar olsun Ahmet abiye, hepinize bütün olan gazeteye selamlar demiş. Mesajı alınmıştır Ahmet abimizin. Selahattin Çelik Beyefendi, İrfan ve Muharrem kardeşim, bugün Orhan Gazi için önemli bir konuk almışsınız. Hocamdan sözü aldık, sık sık burada olacağız. Önemli bir konuk almışsınız. Tebrik ediyorum. Rüştü Hocam'ın çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Umarım yerel yönetim ve bu kitabı okuyup en azından uygulanabilir olan projeleri dikkate alırlar. Rüştü Hocam Orhan Gazi'nin reçetesini yazmış. Bu kitap tüm Orhan Gazi halkının sesi ve bu sese kulak verilmeli. Tekrar Rüştü Hocam'a selamlar demiş. Buradan tekrar biz de Sayın Ergün Efendioğlu'na kitabın finansmanını sağladığı için, yukarı doğru kaldırın gülüm. Ergün Efendioğlu'na ve kitapta emeği geçen herkese bizler de teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Kafkas, İrfan Aydın Bey'e iyi yayınlar dilerim. Konuklarına saygılarımla, iyi ki varsınız. Manisa'dan gönül dolusu, gönül dostlarıma selam, saygılar sunuyorum. Bizden de Manisa'ya selam olsun. Ben şeye bir cevap vermişim, ben de okuyayım. Niye sansür yapıyorsun benim yorumuma? İrfan Aydın üçüncü göz olarak bir yorum yazdık. Aleykümselam Ahmet abim, Tiflis'e selamlar, kameraları Tiflis'e çevirdik demişim. Ahmet abi senin mesajı almıştır. Muzaffer Yosmoğlu hocamın Muzaffer Yosmoğlu hocamın Gürle Deresi'nin göle bağlanmasını gözden kaçırdığım kanaatindeyim. Kitapta yer var. Kitapta yer verildi. Adem Baba selamlar cesur yürekler demiş. Muzaffer Yosmoğlu, bununla birlikte Söröz Deresi üzerine baraj yapılıyor. Boğazköy Barajı'nın üzerine santrali ben yaptım. Sulama amaçlı yapılmış. Baraj olup sadece Yenişehir Ovası'na yetecek şu su vardır o barajda. Ayrıca Gedelek suyunu unutmamak lazım demiş. Tam çıkalım yukarıya bakalım, eksik kimsenin atlamayalım. Selahattin Bey'in son mu? Son bir Hasan Yıldırım'ın. Ha, görüyorum onu. Sayın Hasan Yıldırım, bizim Hasan Başkan mı? Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere gurur duyuyorum güzel kardeşim. Basının korkusuz vicdanı, sevgi ve saygılarımla demiş. Hasan Başkanım, sizi de konuk bekliyoruz, Bursa'dan yazıyor. Hasan Başkan çok değerli bir siyasetçi. Vallahi sizleri de bekliyoruz. Evet hocam, şimdi... Dur, şu şeylere bir yanıt verelim. Lütfen, tabii ki. Bu Boğazköy Barajı'nı önerdiğim zaman bunu ezbere önermedim. Devlet Suçları Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Buranın yetkili arkadaşlara beraber gittik. Söyledikleri bana rakamlar 3-5 aşağı yukarı bir olur ama şöyle. Barajda, Boğazköy Barajı'nda 243 milyon metreküp su birikiyor senede dediler. Bunun 77 milyon metreküpü sulama için Boğaz Yenişehir Ovası'na, geri kalan Sakarya Irmağı'na akıyor dediler. Ve DSİ yetkililerin verdiği rakamlar bunlar. Onun için söyledim.
tek haline, en kolay alternatif odur diye. Orada yalnız bir tehlikeyi söyleyeyim. Yalova ve Bursa'nın içme suyu havzası orası. İlan edilmiş durumda. Verirler mi vermezler mi ona bilmiyorum. O öneriyi ona bakmak lazım. Çünkü Bursa'nın su sıkıntısı olduğunu biliyorum. Yani ben bir orayı söylerken mutlaka entegre bakmaya çalışıyorum yani. O rakamların hepsi devlet su işlerinden bizzat alınmış rakamlardır. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Çok sıkışırlarsa Sakarya Irmağı'ndan pompalamak gerekiyor Mekeci'den. İznik Gölü eski Sakarya Irmağı'nın havzasıdır hocam. Çok sıkışılırsa pompalarak bu kadar su pompalanıyorlar. Yani buradan Kıbrıs'a 70 milyon metreküp su pompalamayı becerememiş bir ülkeyiz. Yani biz ama öyle... Selahattin Bey de diyor ki vanayı kesin azotun diyor. Yok şimdi onu da söyleyeceğim. Onu da katiyen yani. Haksızlık etmeyelim. Bakın Gemlik Gübre Sanayi AŞ'nin 18 milyon metreküp yıllık sözleşmesi vardı. Geçen sene DSİ sözleşmeni yeniledi. Bugüne kadar Gemlik Gübre Fabrikası 10 milyon metreküpün üstünde su kullanmadı. Resmi rakamlar bunlar. Devlet Su İşleri'nin verdiği rakamlar. Zaten teknik olarak da 10 milyon metreküpten fazla kullanmaması mümkün. Yani şunu söyleyeceğim. Tedbirleri alırken bilerek elbet ki Gemlik Gübre Sanayi'nin tükettiği su önemli 10 milyon metreküp ama 55 milyon metreküp tarım sulamasının yanında 80 milyon metreküp buharlaşma yanında onun da rakamını doğru bilerek yapmak lazım. Onu 10 milyon yani pompadan Gemli'ye giden su 10 milyon metreküp yeni sözleşmede. Bunu da isterlerse öğrenebilirler. Onları doğru söyleyelim. Yani su demişken ben merak ettim bir şey soruyorum. Kargil'den bahsettik. Yeraltı sularını kullanıyor. İşte İznik Gölü'nün suyunu tüketiyor deniyor. Şimdi o akışa göre, mantığa göre, akla ve bilime göre. Su için söyleyeyim onu. Şimdi Kargil'in olduğu yer belli. Su kuyularının olduğu yer belli. Akıntının nereye olduğu belli. Şimdi bakın ben de tam onu Kargil mesela ama. Ben gazetede yazdığım zaman Kargil'den arkadaşlar bana der ki ya bir gönder de. Ben de şunu söyledim ya ne kadar diye. Sonra Kargil geçen de bir toplantıda Bursa'da açıkladı. Rakam yanlış söyleyebilirim ama 1 milyon 700 bin ton civarında metreküp civarında bir su tüketiyor. Yıllık tükettiğini söylüyor. Ve yani bunu kendine ait olan kuyulardan aldığını ifade ediyor. Şimdi burada bak. Tam onu söyleyeceğim. Şimdi bu Kargil'in görevi değil. Devlet Su İşleri gibi bir kurumumuz var. Yeraltı suyumuzun, yerüstü suyumuzun, akan sularımızın sahibi Devlet Su İşleri. Şimdi Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ndeki çok değerli arkadaşlar. Gerçekten bize çok güzel bilgiler verdiler. Onlara şunu söylüyorum. Bunu kimse teknik adamı gelecek diyecek ki ya bu devlet diyecek ki bunun altındaki yeraltı suyu ırmağı şudur. Gemlik Körfezi'ne akıyor ya da 80 metre derinliğinde olan göle akıyor. Derin göl burası çünkü. Gölü besliyor. Şimdi bunu ben ve söylersek Kargil'e de haksızlık etmiş oluruz. Başkasına da. Yani onun için o zaman hatırlattığım İsra Suresi'nin 36. ayetine aykırı davranırız. Hakkında bilgin olmadığın şeyle konuşma diye. Şimdi onu konuşmamak için ben onun için o size verdiğim eylem projesinin birinci kısmında eldeki verilerin bir rasyonel otorite tarafından belirlenmiş olması lazım. Çok fazla veri var ortada, çok fazla söylem var. Bilgi kirliliği var, bu yanlış. Bir de hocam bu su tüketiminde önemli olan tükettiğiniz suyun tekrar geri dönüşümü değil midir? Şimdi geri dönüşümü de şu arındırarak tesislerde kapalı devre yapıyorlar. Ama bakın gene sayın seyirciler yanlış anlamasın. Sonra duyum çünkü belge yok elimde. O da şu son günlerde hem Gemlik Gübre Fabrikası'na hem çiftçilere tedbirinizi alın diye yazı yazmış Devlet Su İşleri. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bursa gazetelerinden okudum. Doğruluğunu bilmiyorum. Bunları takip etmesi lazım Orhan Gazi Vezni'nin. Bunları birebir takip etmesi lazım. Başka türlü nasıl bekası olur bu işin ya? Bunun için hocam kent konseylerinin aktif olması gerekmiyor mu? Yani bu tartışma kültürünün yapılması için. İrfan birinin aktif olması gerekiyor. Birilerinin aktif olması gerekiyor ama bu kent konseyi midir? İznik Gölü Koruma Kurulu mudur?
efendim İznik, İznik, önce... İznik ve Orhan Gazi Belediye Başkanlığı yerel mıdır? Yerel gazeteciler yerel midir? Bunlar var. Yerel gazetecileri niye yapıp arıyoruz yani? Ya, hocam biz yapıyoruz da bu sefer de küsenler şeylerini tersine. Onlar da yapalım yani. O zaman ya bize, şey, ya bize küsmeyin. Bu işi yapalım, hep beraber yapalım ya da siz yapın biz peşinizden gelelim. Ya biz de hepimiz katı koy koyarım. Ben onu diyorum. Evet. Onun için evvela bir toplayıp halkı gölle ilgili şu iddiaların hepsini bir gözden geçirmemiz lazım. Eldeki gölle bilgini... ilgili o zaman çalıştayın. Biz çünkü 3 senedir biz bunu kent konseyinden davet yaptık. Dedik evet. ki lütfen toplayın size yakışır. Sonra belediyeye çağrı yaptık. Olmadı. Sonra kaymakamlığa çağrı yaptık. Dedik ki lütfen bu toplantıyı yapın. Bize de ne görev düşüyorsa biz varız. Şimdi o zaman biz üçüncü göz medya olarak bu işi üstleniyoruz ve gölle ilgili kurultay çalışması için düğmeye basıyoruz arkadaşlar. İlgililer de bize ulaşsınlar. Çünkü bu çalışmayı eğer yapmazsa işte Konya'da kuruyan göllerimiz var. Tabii her yer yani Burdur'da var, her yerde. Ha belki de göl gitmiyor. Bak belki de göl kurumuyor. Tarihi ortaya çıkarıyor. Çünkü İznik tarafından baktığınızda sular çekiliyor diyoruz. Kiliseler çıkıyor, yerleşim alanları çıkıyor. Demek ki tarihinde göl İznik tarafına değil bu taraftaydı. Şimdi bu tarafa baktığınızda Orhan Gazi Ovası su altındaydı. Şimdi İznik tarafına mı gittik, geri mi geldik? İşte bütün bunlar hep de bilimsel çalışma olarak ortaya konması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi rahmetli Canikli hocam, Canikli hocam çok kapsamlı su haritasını çıkardığında şöyle bir ifadesi olduydu ki geçenlerde ben bunu şimdi bu definecileri atarlar tutarlar ama definecilerden de öğrenilecek çok bilgi var. Doğru mu? Yani, hayatta geziyorlar. Dediniz ya saha çalışması. Defineciler tam saha çalışması yapıyor. Geçenlerde şimdi isim vermemen gidiyorsunuz yakalıyorsunuz. Yapmayın böyle. Yani yararlanın bunlardan. Ben bunu bir yerde anlatırken yok öyle bir şey dediler. Şimdi Baki hocam demişti ki şu işte Hürriyet Mahallesi'nin o dağ eteklerinin altından öyle bir nehir akıyor ki bunu bilseniz Orhan Gazi'de bile yaşamazsınız. Yani bu nehir patlasa bütün bölge su altına kalır. Şimdi bunu anlattıydım ben Baki hocam. O bölgenin eski köy adının adı Dereköy. Buyur. Şimdi ben bunu Baki hocamın isteğiyle dayandırarak anlattığımda masadakiler zıpladı. Ya yani nerede öyle bir nehir? Arkadaşım bir tanesi o bölgede gidecek tarafından vesaire mağaradan girmişler içeri yemin etti hocam istiyorsanız diyor götüreyim biz girdik diyor vallahi diyor dere uğultusundan korktuk çıktık yani öyle bir akışı var bunun ki bunun işte dere. Bilimsel verilerini de işte bunu söylüyoruz hocam yani gidelim arkeologlar girelim baksınlar yani bu çalıştayı yapalım bak hocamın bu eseri yeminle söylüyorum size. Bak bizi o kadar heyecanlandırdı ki bu heyecanı sizler de yaşayın. Bu esere sahip çıkalım. Bu çocuğa sahip çıkalım. İster Trabzonspor forması giydirin, ister Bursaspor forması giydirin Beşiktaş. Ama lütfen çocuğu büyütelim. Çocuğu büyütelim. Teşekkür ediyorum. Az ya, önce yok. O tam güzel gidiyoruz. Muhtarın oğlu az önce yazdı. Zafer Sevinç, ben Heceler Muhtarı Zafer Sevinç, İrfan Bey, Rüştü Hocam çok selamlar, Rüştü Hocam Orhan Gazi için çok çalışıyor, Rüştü Hocam gibi insan Orhan Gazi'de devamlı lazım, hayırlı yayınlar demiş. Kırılma noktası, hayırlı yayınlar İrfan abi ilgiyle izliyoruz, ailece konuklarınıza da selamlar, bizden de ailenize gönül dolusu selamlar. Yine muhtarım yazdı. İrfan Bey, deseyi sözde bu sene zeytin, tam da zaten zeytine geldi konu. Zeytin sulama suyu verilmeyecek denildi. Sonra da bütün çiftçilere mesaj geldi su verilecek diye. Bu nasıl oluyor? Yok deseyi çiftçilerin elindeki kartlara para yükleme yaptırmak için mi? Yoksa sulama suyu vermemek için mi diye farklı bir sistemini elde etti, dile getirdi. Şimdi sevgili dostlar 1,5 saat oldu. Hiç sıkıntı yok siz ayrılmazsanız. Hocam biraz üşütürüz belki ama yok ya ben. İyi miyiz keyfim hocam? Verin. Hiç problem. Hocam keyfi yerindeyiz. Paltomu sizden alırım, paltomu alırım. Hocam dedi ki nasıl yayından sonra karalahana sarması yiyeceğim için hiç sıkıntı yok dedi. Zeytin. Hocam ben dışarıdaki katıldığım bütün sembozyumlarda, konferanslarda artık alıştılar bana.
şimdi soru soracağım zaman gazeteci olarak, işte dünyanın en kaliteli sofralık zeytin ve zeytinyağının üretildiği Orhan Gazi'den selamlar deyip başlarım sözüme. Ama bu gidişte Orhan Gazi'de bile zeytin yiyebilmek için Adana'ya Mersin mi gitmemiz lazım? Zeytin Orhan Gazi için ne atfediyor? Siz de kitabınızın arka kapağında tam 1000 yıllık zeytin ve hala yaşayan Orhan Gazi'deki bir zeytin ağacını... O sizin desteğinizde oldu. Eyvallah, ama bu eser herkesin eseri zaten. 1000 yıllık zeytin ağacını koydunuz. Yani demek ki 1000 yıl önce de burada zeytin üretiliyordu. Tabii. Zeytin Orhan Gazi desem ne dersiniz hocam? Zeytin Akdeniz Havzası'nın çok önemli ürünlerinden biri. Yani insanlığın çok önemli. Çünkü bakın, bir tarım, bir ülkenin gıda güvenini sağlaması için 5-6 ürüne çok dikkat etmesi lazım. Bir, hububat ya da pirinç. Her uygarın için söylüyorum yani. İki, baklagiller. 3, soğan. 4, patates. 5, yağlı tohumlar. 6, şeker. Bunu garanti etmeyen bir ülke gıda güvenliği yapamaz. Gıda güvenliği yapamaz. Şimdi buradan baktığımız zaman yağlı bitkiler açısından zeytin çok önemli bir olay. Hem sofralık hem yağlık olarak sofralık önemli. Şimdi Eskişehir'e gelince, Orhan Gazi'ye gelince, Orhan Gazi'yi zeytin konusunda yeni baştan ele almamız lazım. 3 nedenle ele almamız lazım. Zeytin Akdeniz, ama güneye kuzeye kayıyor iklim nedeniyle. Mesela Ahmet Beylerle ben de vardım, ondan sonra sattım Gürcistan'da. Evet, 200 dönüm yer benim de vardı Ahmet'le beraber ektiğim, ama benim torunum gitmem deyince sattım ben. Gürcistan'da da zeytin oldu. Orada yani 15 bin dönüm. 15 bin dönüm. Ben onun içindeydim. Evet. Yani olay. Ahmet Kahraman Bey Gürcistan'ın birine bir zeytin bakanı. Onun içindeydik. Bakanı. Beraberdik Ahmet'te. Benimki çok özel bir durum nedeniyle elden çıkarttım şey için. Torunum gitmem de, bir tek oğlan torunum var. Kızlar zaten küçük. Şimdi zeytin bir. Orhan Gazi'nin şunu bilmesi lazım. Dürüst olalım Orhan Gazi'ye karşı. Bir. Orhan Gazi'de zeytin ağaçları çok aralıklarla ortalama kilogram 50 kilogram verebiliyor. İspanya'da 55 kilogram. Birinci sorumuz şu. İklim nedeniyle, ekim şekliyle, yaşıyla, budanmasıyla 55 kilograma karşı 30 kilogramlık ortalama, 25 kilogramı diyelim. 25-30 kilogramlık ortalama nasıl rekabet ettireceğiz? Bu bir. İki, Akhisar'ın düz ovalarında ya da yamaçlarına ekilmiş ve %70'i Gördes ve Köydek barajıyla sulanabilen Akhisar'a nasıl rekabet edebiliriz? Şu anda 30 milyon adet olmuş. Bunların hepsini gezdiğim için söylüyorum. Muttaki zeytinlerle nasıl baş edebiliriz? Akdeniz'in bütün havzasında kilise kadar giden yerler zeytine baş edebiliriz. Yani eskiden gemlik tipi zeytin dediğin zaman Körfez indi ve Körfez bir markaydı. Bugün siz Akhisar'dan ya da Mutt'tan getirilmiş ya da Aydın'dan getirilmiş gemlik tipi zeytinle Orhan Gazi'yi nasıl ayırt edeceksiniz? Piyasanın koşulları değişti, iç koşulları. Ne diyoruz kitapta? Gücü iç koşullar yarat. Birincisi bu. Sulama imkanları, göl problemlerinde şimdi bak bir çıkmaza doğru gidiyoruz sulama imkanlarına. İlaçlama ve gübrelemede sorunlarımız var. Ben mesela ilaç satan arkadaşlara teşekkür ediyorum burada. Ben bütün ilaç satan arkadaşlara sordum gittiklerime, erişebildiklerime. İlaç bilinçli kullanılıyor mu? Hayır dediler. Görenekle kullanılıyor, bilimle değil. Yani analiz bilerek, evet. Toprak analizi, ağaç analizi yok, falan öyle, şey yok, öyle problemler var. Şimdi bunlar bizim problemlerimiz bunlar. Bunları kimseyi kınamak için, küçümsemek için söylemiyorum. Ama bu problemleri bilerek çözüm aramak lazım. Bakın herkes şeyi eleştiriyor ama Marmara Birliği, ama arkasından şu lafı da söylüyor. Marmara Birliği olmasa işimiz harap diyor. Bakın şimdi Marmara Birliği demek ki önemli bir kurum. Şimdi orada ne var? Bana göre basit bir eksiklik var. İletişim eksikliği. Bizim Orhan Gazi'de zeytin konuşurken Marmara Birlik'le halk arasındaki iletişimi belli bir düzeye çıkaracak metotlar bulmamız lazım. Burada bir laf edeceğim. Bu önemli. Herkes ama bu lafımı iyi dinlesin, iyi yorumlasın. Metot, bu bir hocamın şeyidir, Bursa Eğitim Enstitüsü'nden. O kadar önemsizdir ki sadece esası etkiler. Oo. Tabii. Şimdi bizim o zaman bizim mutlaka Marmara Birlik'le, zeytinle halk arasındaki şey, Can Yücel'in kitaptaki bir şeyini, çevirdiği bir şiiri okumak istiyorum. Lütfen, bakın. Lütfen. O da o şiir. Hidayet Başkanımı en kısa zamanda 3. Göz Medya'da ağırlamak bakın, istiyoruz. Can Yücel çevirdiği bu bir Güney Afrikalı şairindir. Bu diyor ki, en uzak mesafe ne Afrika'dır, ne Çin,
ne Hindistan, ne seyyareler, ne de yıldızlar geceleri ışıldayan. En uzak mesafe iki kapı arasındadır birbirini anlamayan. Of of of. Şimdi bizim burada özellikle zeytin konusunda Marmara Birlikli halk arasında birbirini anlama konusunda problem var. Küçük problem bana göre. Bunu bizim burada çok kolaylıkla belediyeyle, kaymakamlıkla, yerel medyayla bir şeyle iletişim metodu bularak bu çok var. Şimdi çok kolay. Hocam, o iletişim orada, metodu. Marmara Birlik şurada hata yapıyor. Bursa basınına basıyorsunuz reklamı, basıyorsunuz parayı. Bursa basınının, Bursa'nın zeytinle alakası yok. Zeytinin üretildiği Mudanya, İznik, Gemlik, Orhan Gazi yerel medyayla iletişiminizi kopuk ilan vermiyorsunuz. Haberinizi atıyorsunuz. Hepimiz yayınlıyoruz zeytinden dolayı ama gidiyorsunuz. Bursa'da zeytinle alakası olmayan medya kuruluşlarına danışmanlık adı altına dünyanın parasını akıtıyorsunuz. Bakın hocam size metodu söylüyor. Sahadan söylüyor. Hani biz söyledik anlamadınız. Hocam diyor ki Marmara Birlik'le üretici arasında anlayış kopukluğu var. Aynı şeyi söylüyorsunuz ama kendinizi üreticiye anlatamıyorsunuz. Yani Orhan Gazi'li üreticiye ulaşmak istiyorsanız üçüncü göz medyadan geleceksiniz. Biraz yumuşatarak söyleyelim. Oradan, liderden, Orhan Gazi haberden, parantezden neyse. Yani yerel medyayla bu işi çözeceksiniz. İstirham ediyorum sevgili Hidamet Başkanım'dan bir an önce bu konudaki eksikliği giderin. Biz üçüncü göz medya olarak sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Buyurun gelin yeter ki anlatın. Ama geri kalan medya kuruluşlarında da desteğinizi verin ki daha rahat anlasınlar. Biz de yerel medya olarak, arkadaşlar olarak hakikaten destek olalım. Ne sebebi ne biliyor musun? Türkiye'de böyle birbirimizi iten yerine birbirimizi anlamaya, o Can Yücel'in çevirdiği şiirde dendiği gibi birbirimizi doğru anlamamız lazım. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bakın ben 100 yıldır bir arkadaşımızın yaptığı bir araştırmayı ben de geliştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de enflasyonun bile birbirini anlamadığımız noktalarda çok yükseldiğini görüyoruz. Enflasyonun bile. Anlamamız lazım birbirimizi. Hı hı. Sonuç olarak bu gemideyiz. Bizim gidecek yerimiz de yok. Bu gemiyi iyi yönetmemiz lazım. Bir de bir Bursa'da öğrenciyim. Bir şeyle konuşurken böyle ben kendi kökenimi yaparak bizim millet iyidir falan diye böyle laflar ettim. Bir tane mühendis arkadaşım vardı. O günden beri bu lafı söylemekten müthiş utanırım. Tamam mı? Bana dedi ki milletlerin iyisi kötüsü, akıllısı akılsızı yoktur. İyi eğitilmişi ve iyi yönetileni vardır. Çok iyi. Şimdi ben oradan şunu söylemek istiyorum. Bakın Marmara Birlik herkes vazgeçilmez olarak kurum söylüyor. Marmara Birlik gerçi önemli lisanslı depolar vesaire yapıyor. Ama bakıyorsun ki halkta bir yanlış efsaneler, bir yanlış laflar var. Burada söylediğim Marmara Birlik yöneticilerine de çok teşekkür ederim. Açık söyledim demin. Onun için diyorum ki bu şeye bir mekanizma bulmak lazım, bir metot bulmak lazım. Birbirimizi anlamaya dönük daha açık olmak lazım. Ben bir de şunu gördüm. Eğer bir araya gelirsek, anlatırsak birbirimize hayatımda şey. Çok gördüm. Birbirimizi çok kolay anlıyoruz yani. Onu da diyorum. Söylediğim bu yani. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ali Sevinç Başkan selamlarını itiyor. Benden de selam olsun. Selam Rüştü olsun. Hocama da selamlar. Hayırlı yayınlar dilemiş. Evet yavaş yavaş toparlayalım. Muharrem Bey sizden alalım sorusunu hocamın. Konuştuk her şeyi. Zamanda ilerledi. Şimdi kırsal mahallelerde mera dışında ortak yerlerin kalmaması ciddi bir sorun. Meralar da kalmadı hocam şimdi. Siz yani yazarken peki var mı? Birkaç var, biraz daha var yani. Peki şeye nasıl bakıyorsunuz hocam? Şimdi bütün şehir yasasıyla birlikte köylerin meralar ellerinden alındı ve bugün şimdi Orhan Gazi tarımla hayvancılık bir bütün ayıramıyorsunuz onları. Şimdi büyükşehir yasası kapsamında eskiden ahırı olan işte köy dediğimiz şimdi mahalleye döndü. Komşusu şikayet ettiğinde yasak geldi. Yasak yani köyde hayvan bakamıyorsun. Şimdi kitabın çok önemli bir bölümünde o var. Bakın buyurun. Şöyle söyleyeyim. Büyükşehir yasasını ben bir belediye başkanlarına takılıyorum şimdi bu ilçe belediye başkanına. Büyükşehir'e bağlı. Diyorum ki benim dostlarıma diyorum ki ben bu yasayı okuduktan sonra okusaydım evvelden sizin aday olmanızda önünüze yatar. Benim cenazemi çiğnemeden aday etmezdim sizi diyorum. Bunu diyorum. Niye? Çok şimdi iyi. Bakın benim değil buradaki bu bölümündeki bir şey belediye büyükşehir yasası diye. Tabii getirdiği çok önemli şeyler de var. Kolaylıklar da var.
şeylerin, ilçelerin boyunu çok açan yatırımlar da yapıyor büyük şehirler. Ama büyükşehir belediye yasasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Kesinlikle hocam. Yani geçirilmesi. Bundan ben şikayet etmeyen, sadece Orhangazi'de değil, ilçelerde etmeyen görmedim. Yani çok yetkiyi elinden almış ve hakikaten Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Bazı yatırımlar var ki büyükşehiri yapmasa asla ilçe belediyelerin yapma şansı yok. Ama şunu demek istiyorum. Bizim ülkemizde büyük zaaflardan biri ne biliyor musunuz? Sorgulamayla yargılamayı karıştırıyoruz. Bir yasanın, bir uygulamanın sorgulaması demek, ondan neden hata yaptık, bir daha yapmamak için onu anlamaya çalışmak. Yargılamak demek bir suçlu aramak demek. Evet. Ben yargılamadan yana değilim, yargılamıyorum da zaten. Diyorum ki sorgulayalım, ya büyükşehir yasası ne yarar getirdi, ne zarar getirdi. Bunu biz içimize sorgulayalım, içimize yolculuk yapalım ama bunu kendi içimizde yapıp karından konuşmayalım. Bunu bir yazılı bilgi, onun için şey hazırladım. İznik Gölü Eylem Planı taslağı diye bir taslak hazırladım. Bunu çünkü konuşalım. Bir tanesi der ki ya Rüştü Hoca bu yanlış. Şunu şöyle zenginleştirelim der. Ve buradan daha iyi sonuca. Yalnız bir daha tekrar sonuçta vurgulamak istiyorum. Bakın. Biz toplum olarak bir şeyi çok unutuyoruz. O şu. Teknoloji nedir diye bir tartışmaya girmiştim ben bir Alman profesörle. Ben teknolojiyi tarif ederim dediğim zaman adam dedi ki teknoloji tarifi olmaz. Ben dedim ki benim tarifim hem kara sabana uyar hem de uzaya giden mekiğe uyar dedim adama. Nasıl olur o dedi. Dedim ki bak teknoloji insanın çıplak gücüyle yapamadığını aklını kullanarak bulduğu araç gereç ve metotlarla yapmasıdır. Adam düşündü düşündü dedi ki geldi tebrik ederim seni ya dedi. Niye dedim? Ben hep araç gereç düşünüyordum, metot boyutunu düşünmüyordum. Bu dedi, hakikaten kaplayıcı oldu bana. Olgun bir adam olduğu için. Şimdi diyorum ki bakın şimdi. Metot o kadar önemsizdir ki sadece esas etkiler dedim. Şimdi de diyorum ki teknoloji araç insanın çıplak gücüyle yapamadığını aklını kullanarak bulduğu araç ve metotlarla yapmasıdır. Bizim Orhangazi'de bugüne kadar söylediğimiz yapılmayan işlerde acaba metot hatamız nedir diye mutlaka sorgulamamız lazım. Ne yaptık ki hata yaptık? Ne yaptık ki isteklerimiz olmadı? Örneğin ben kendi adıma söylüyorum. Ben Şişecam'da uzun süre hem planlama müdürlüğü yaptım hem genel sekreterlik yaptım. Benim Ankara bürokrasisine götürüp çözemediğim tek sorun olmadı. Bir tek örnek vereyim. Burayı ilgilendiği için. Emekliliğime bir yıl vardı. Yeni Şişe yatırımı için araştırdık. Yenişehir çıktı. Yenişehir çıktı ki en uygun yer. Çünkü Şişe'nin içi boş gittiği için bir kamyonu en fazla o zaman 20 bin liralık Şişe yüklüyorsunuz. 100 kilometreyi geçince Şişe taşıma maliyeti çok artıyor. Biz 6 ayda Bülent Cingıl Başkan'ın kulakları içindesin. Şimdi Bursa'da at belediyelerden birinde görevli. Bülent Cingıl Başkan bunu hatta bir tane gelecek şeyi de getireyim. Bunu yazdım da, yazılıhanede getirdim. Gittim ve Bülent Başkan dedi ki burada 700 dönümlük bir şeyimiz var, yerimiz var diye. Sanayi ayırdığımız. O 700 dönümü aldık. Kamulaştırmasını yaptık. 6 ayda bütün izinleri aldık. Organize sanayi bölgesini kurduk. Bir şey. Ama Bülent Başkan'ın ekibi, bizim ekip, hatta Bursa milletvekillerinin içinde adlarını saysam hepsini sayamam diye hepsini söylemiyorum. Onların da desteğiyle bir tek doğalgazda Turanköy'den gidecek esirgerek bir yıl içinde fabrika yaptık. O fabrikaya bugün gidin 300 kamyon giriyor çıkıyor günde. Ya. Şimdi bu Yenişehir'de. Kirlilik açısından da söylediklerimi bugün bile altındayım. Kirlilik yaratmıyor. Demek istediğim şu. Metodu doğru kullanırsak Türkiye'de birçok sorunu Orhangazi içinde çözeriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Vallahi sevgili dostlar varsa sorularınız alalım ama hocamı önümüzdeki günlerde de konuk etmek istiyoruz. Çok keyifli bir program oldu, oluyor. Yani bize kalsa 2 saat daha gideriz ama şimdi ondan sonra başlıyorsunuz. İnternetim bitti, internet göndereceksiniz diye haklısınız siz de. Yani kitapta Orhangazi'nin turizminden tutun, zeytin yasasından tutun, ormanla ilgili, gelecekle ilgili birçok konular ele alınmış. Bütün şehir yasası demişken hocam, bütün şehir yasası daha çıkmadan, Türkiye'de mecliste gündem dahi edilmeden
bütün şehir yasasının çıkacağını ilk defa Orhan Gazi'den biz duyurduk. İşte Üçüncü Göz Gazetesi olarak öncülüğünü yaptık ama Orhan Gazi Güç Birliği platformu olarak 6 ay çalıştık. Bütün şehir yasası çıkarsa köyler ne olacak, sanayimize nasıl etkileyecek, yönetimi, belediyeleri ve bununla ilgili Açık Hava Tiyatrosu'nda paneller düzenledik. Nadır'da kararlar aldık. Yani Orhan Gazi bu konuyla ilgili gerçekten diyorum ya, yani bizim kültürümüzde var arkadaşlar. Bakmayın bir kasvet dönemine girdik ama şöyle üstümüzdeki tozu atarsak Orhan Gazi Türkiye'de öncü olan birçok kararlara imza atmış bir kenttir. Yeniden o ruhu diriltmemiz lazım. Yani Orhan Gazi pazar köyden ibaret değil. Orhan Gazi'nin 5000 yıl geriye gittiğinizde ilk yerleşik tarımın yapıldığı da yerdir burası. Onun için lütfen kasvetimizi atalım, o birlikteliği sağlayalım diyorum. Buyur hocam. Şey, nedir dediniz de iki ayrı editör yaptı bunun şeyini de ben çünkü kendim hiç güvenmedim. Nadir yazıyorum, herkes nedir yazıyor. Editör bana bir gün dedi ki ya hocam ben düzeltiyorum nedir diye. Nadir diye de öyle bir şey oldu. Oysa editörümüz vefat etti değil mi? Editör değil, grafik editör. Grafikerimiz. Allah rahmet eylesin. Allah kanıdır. İsmini de verelim de rahmet olsun. Ali Bayram diye bütün grafik işlerini yapan arkadaş 43 yaşında. Allah kanıdır. Cumartesi günü yatıyor. Sabahleyin, pazar günü sabahleyin eşi kalk, pazar günü çalışıyor çünkü onlar. Dürtüyor. Yok çocuk gitmiş. Babası da öyle ölmüş. Allah rahmet etsin. Çok temiz yani, bir insandı. Eser, yani. Anmış olanım. Allah yerinde rahat ettirsin. Yani canımız da var. Dolayısıyla can verilmiş bir eser. Can katılmış bir eser arkadaşlar. Ona göre değerlendirelim. Bu çalışma. Evet Muharrem Bey, varsa ekleyeceğiniz. Yok abi. Filiz Koç hanımefendi, Rüştü hocamızın emeğine sağlık. Güzel bir, dolu bir yayın oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizin de gönlünüze sağlık. Sayın Muhtar yazmış, Orhan Gazi Tekben Heceler Mahallesi merası aldım. Mera Birliği kurarak başkanı da ben oldum demiş. Ben Heceler Mahallesi muhtarı olarak ben Heceler Mahallesi Birliği'ni kurdum diyor. Bu senin. Muharrem Bey'in mi? Yok. Benim mi? Yok. İrfan Ali. Muharrem Bey'in mi? Çizili onun. Bakın onun. Onun altı üstü her tarafı çizili. Muharrem Seyadim mi? Yani, Muharrem Değirmen. Değirmen abi ya. Unutuyorum ya. Eyvah eyvah. Gençlikten. Abi yani gençlikten. Evet. Gençlikten. Evet. Emre Bey kitabınızı ekranda imzalı alabilirsiniz burada. Kapattın mı? Yok yok, yayındayız hocam, sıkıntı yok. Bizim doğal hocam her şeyimiz ya. Evet, yayınla ilgili görüşlerinizi de paylaşın arkadaşlar. Yani eksik gördüğünüz yerleri rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İyi gördüğünüz yerleri de söyleyin, sorun yok. Yayını paylaşalım. Gerçekten güzel bir eser. Bu esere herkes sahip çıkarsa hoş olur. Evet hocamdan da imzalı eseri almak şerefine nail oluyoruz. Bu da Muharrem arkadaş ama. Evet. Değil mi Söyledin? Abi ki çok güzel bir saat. Bunu kim aldı? Emre Yıldız Genç. Böyle gel. Emre? Yıldız. Böyle gel böyle. Tamam, montunla gel, sıkıntı yok. Kamera güzel görmesi için Ahmet Kahraman abimizin güzel kamera göndermiş. Ne diyor? Ona bitkimize göndereceğiz. Ahmet abi, hatta senin kitabını şimdi imzalattırayım Rüştü hocama. Onu benden alabilmen için kamerayı vereceğin kitabını alacaksın. Yani çok basit bu işte. Hakikaten şuradan bir şey... Yok, götüreceğim ona. Buraya mı gidelim? Fikrise mi gidelim hocam diyorsun? Hocam çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hanımefendiye? Tabii, Filiz Koç hanımefendinin. Yoksa şey, karanlığına sarması vermez mi hocam? Evet. Yani biz yayından sonra karanlığına sarması garantiye aldık arkadaşlar. Koç şeyde, değil mi? Filiz Koç. Yani şeyi de, resimler de o kadar teknik ve güzel kullanılmış ki, bakın şöyle, turşu ayrı bir yer verilmiş. Üzgünüm, geçen gün Yalova'da Orhan Gazi'li bir firmanın açtığı çok güzel bir restorantı çekimini yaptık. Nusret midir o şey? Nusret'in şeflerinden biri oranın başına getirildi. Bana
yani restoranın özelliklerini anlatırken işte turşuyu diyor gittik özellikle çubukta yerinden bulduk aldık geldik dedi. Tabii ben bozuntuya vermedim. Orhan Gazi'nin firmamız Yalova'da çok güzel mekan açıyor. Ama o gedenek turşusunu yeterince tanıtamamış olacağız ki çubuktan turşu almakla övünüyorlarsa işte bu esere sahip çıkacaksınız ki turşunuza sahip çıkasın. Yoksa turşumuzu kurarlar yani. Bir şiirle kapatalım. Lütfen hocam. <sana. gülüyor> Sizin. Hayata derin anlam verince diye ben biraz ezberimde olmayan bir şiir okuyayım size. Gece uyumadım, gündüz durmadım. Bir menzil aradım ömrüm boyunca. Duyup dinlenmeyi hayra yormadım. Çalışma iş değil, inanç olunca. Bilmeden yollara çıkan olmadım. Hayrı da şer ile yıkan olmadım. Bulanık sularda akan olmadım. Zihnimde güneş erken doğunca. Sormak karanlığa ışık olunca. Paylaşmak yoruma halı serince. Gönüller de hedefini bulunca. Yorulma yorumda yürüdüm ben ince ince. Çağrılmayan yere de gitmedim. Sormayana yanıtını vermedim. Durumdan da kendime görev dermedim. İnsanlara şaşmamayı bilince. Oo, çok güzel hocam. İlkelerle benliğimi donattım. Çalıştım geceyi gündüze kattım. Öfkeyle kinimi yolda bıraktım. Hedefe anlamlı işler koyunca. Ne düşman aradım ne de bahane. Aklımızda sorun çözmek şahane. Yollar farklı ama gerçek bir tane. Bilmek amacıyla soru sorunca. Kerameti tek doğruda aramam. Tek yol diyen kimseye de inanmam. Çok seslilik erdeminden hiç şaşmam. Birlik olma çağrıları duyunca. Hocam yüreğinize, gönlünüze, ilminize bereket diyorum. Bizleri mest ettiniz. Allah sağ olasın. Şiirlerle başladık, şiirle bitirdik arkadaşlar. Çünkü şiir gibi bir eser ortaya çıktı. Ve hocamdan da bir şiir gecesi için söz aldık. İnşallah. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki çarşamba olacak ama mutlaka duyurumunu yapacağız size. Güzel bir şiir gecesinde hocamı yine konuk edeceğiz. Siz de şiir tadında kalın. Zeytin gibi perrak böyle mis gibi olun, mis gibi kokalım. Ömrümüz zeytin ağacı gibi bol olsun, bereketli olsun. Gönüllerimiz de böyle yeşersin diyorum. Ural Bey yüreğinize sağlık demiş. Muhtarım da yayın için hepinize teşekkür ederim demiş. Okumadığımız yorumda kalmasın. Hocam bana yok mu demiş Filiz Hanım. Onu da yazdık zaten eserini. Çok teşekkür ediyoruz size de ilginiz, alakanız için. Üçüncü Göz Medya sözü olan, hayır üzere sözü olan herkese kapıları sonuna kadar açıktır. Eksiğimiz, kusurumuz, nakısımız olmuşsa da affola ama derdimiz daha güzel bir Orhan Gazi, daha güzel bir ülke için hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimize selamlıyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok sağ olun.